İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dört bir tarafta Nazlı Ilıcak, Kadri Gürsel, Altar Öğmen ve ben gündemi konuşacağız. Bütün ağırlığıyla Soma olacak. Ama Ok Meydanı'ndaki üzücü hadiseye de değineceğiz. Cumhurbaşkanı seçimini de tartışacağız kendi penceremizden. Ama önce reklamlar. Reklamlardan sonra dört bir tarafta birlikteyiz. Ok Meydanı'nı konuşacağız. Ben sözü Nazlı Ilıcak'a bırakmadan önce Uğur Kurt'a, yaralanan Uğur Kurt'a, gencimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Buyurun Nazlı Hanım. Tabii çok müessif bir olay ortaya çıktı maalesef Ok Meydanı'nda. Bir grup genç bir çatışmaya girdi polisle ve o da tabii çok yanlış. Polise Molotov kokteyli atıldı. İki polis memurunun böyle üstü elbisesi tutuştu. Onlar arabadan dışarı çıktılar yanarak. İşte o anda ne olduysa tabii biz ancak televizyon kameralarından görüyoruz. Ateş edildi. Silahlar patladı. Polis sözde havaya ateş etti deniliyor ama ve tam o sırada İşte bu Cem evinde cenazesini almak veyahut saygı duruşunda cenazesine bulunmak üzere gelen bir yurttaşımız maalesef çok ağır bir yara aldı. Hala bu canı tehlike altında. Acil şifalar diliyorum. Bu meselenin bir an önce aydınlanması gerektiğine inanıyorum. Bu kurşun acaba polisten mi çıktı, polisten çıkmadı mı? Tabii iki iddianın da araştırılması lazım. Eğer polis kurşunuyla böyle bir ağır yaralama, böyle bir müessif olay ortaya çıkmışsa şunu hoş göremeyiz. Yani ne yapalım, Molotov kokteyli attılar. Onlar yanıyordu. Buna mukabele ettiler. Ve bir vatandaşımız ağır yaralandı. Böyle bir denge kurulamaz. Çünkü polis gücü olayları yatıştırmak için var ama herhalde böyle bir hadise, Allah korusun, ölümle de neticelenirse Allah korusun, çok daha müessif olaylara da sebebiyet verir. Ben şimdi bekleyip sonucu görmek gerektiğine inanıyorum. Bakalım, bazen böyle şeyler de oluyor. 12 Eylül öncesi rastladık da hani bir tahrik amaçlı bir bilinmeyen kişi tarafından da ateş ediliyor. Böyle bir alev yakılmak isteniyor Türkiye'nin bağrında. Görüp beklemek lazım. Evet, evet. Kadri Bey. Şimdi olayı nasıl vuku bulduğu hususunda Nazlı Hanım'ın söylediklerine bir ilave edeceğim fazla bir şey yok. Yani bir gösteri var Berkin Elvan ve Soma için. Küçük bir grup, liseli bir militan bir grubun gösterisi. Polis bu gösteriye müdahale ediyor. Taş ve Molotov kokteylleri atılıyor polise. Ondan sonra da bizim de gördüğümüz görüntüler var medyaya yansıyan hemen. Silahlarına davranmış ve ateş etmekte olan polisler var. Havaya olduğu o an bize yansıyan görüntüler de öyle. Yani alev alan zırhlı araçtan çıkan bir polisin havaya ateş açtığı gibi bir görüntü var. Ancak çok sayıda el ateş edildiği söyleniyor. Bu sırada da olay yerinden çok da uzakta olmayan, ondan daha aşağı bir yerde olan seviye olarak Cem evinin bahçesinde bu olayla hiç ilgisi olmayan bir vatandaşımız, Beyoğlu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan, ağır şekilde yaralanıyor ve felç en azından. Yani hayati tehlikesini atlatırsa bundan sonra boyundan aşağısı felçli bir vatandaş olarak, bir insan olarak yaşayacak. Bu çok korkunç bir şey. Bir an önce tabii olayın aydınlatılması lazım. Yaygın kanaat, semtteki yaygın kanaat, yine sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla, internet haber sitelerine yansıdığı kadarıyla semtteki yaygın kanaat bunun bir polisin silahından çıkan bir kurşun olduğu yönünde ama kesinleşmesi lazım. İşin
durumun enteresan tarafı şu da şu. Bu hayati tehlike olduğu için omuriliğinde saplanmış bulunan kurşun çıkartılamıyor şu an için. Önce hayati tehlikeyi atlatması beklenecek. Ama ondan sonra bu balistik raporlarından mutlaka saptanacaktır. Ona güveniyoruz. Bunun saptanacağına ve de bu olayın sorumlularının adalet önünde hesap vereceklerine de güveniyoruz. Yani her açıdan kimse artık bu. Böyle olmak zorunda. Fakat olayın bir de başka bir veçesi var. O da önemli. İstersen. Ha, tamam. Evet, onu da alalım. Böyle mi? Kısa bir tur mu yapıyoruz? Kısa bir tur yapıyoruz yani, isterseniz. Peki oldu. Tamam. Olayın tamam. Başka bir İkinci veçesi. İkinci veçesi dediniz ama eksik kalacak isterseniz. Tamam olayın veçesi, tamam. Başka veçesi de işte hadisenin cereyan ettiği semtin yapısı, sosyokültürel yapısı. Buradaki bir olayın polisin aslında bu kadar çabuk refleks, reaksiyon gösterirken silaha davranmasının tabii ki yaratılan algıda hiç de hoş olmayan bir manzara teşkil ettiği bir gerçek. Şimdi burası açık konuşalım. Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir semt. Gezi'den bu yana da zaten yaşanan olaylarda hep biz çoğunlukla bunu görüyoruz. Bu kadar rahat olmamalı. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu tür hassas yerlerde... Buna tabii ben yani Alevi semti demek daha doğru olabilir. O Şark Kahvesi'nin olduğu yer, Ok Meydanı'nda. Buralarda polisin çok dikkatli, hassas davranması lazım. Ilımlı davranması lazım her zamankinin aksine ama biz şunu görüyoruz. Başka olaylarda da yaşadığımız gibi daha fevri, daha öfkeli ve daha tepkici davranıyorlar. Evet. Ve bu tür hadiseler maalesef meydana geliyor. Keşke orada silaha davranmasaydı polis hiç. Altan abi. Ben de önce acil şifalar dilerim tabii. İnşallah bir sonuç alınır. Senin söylediğin ihtimal gerçekleşmeden kurtulur. Her halükarda hayatta kalması çok önemli. İkincisi de olayın Kadri Bey'in de belirttiği gibi çeşitli veçeleri var. Biri de en önemlisi de bu gibi olayların giderek artmakta olması. Yani bu olay esas alınarak başka belki bazılarına da şamil olmak üzere bir meclis araştırması yapılması da gerekli. Çünkü bu silah kullanımı dahil, polisin silah kullanımı, biber gaz hadisesi dolayısıyla ölenler dahil bu konunun hakikaten ciddi bir şekilde incelenmesi lazım. Bu da sık sık karşımıza böyle acı olaylar halinde çıkıyor. Yani bir yandan Soma faciasının sonuçları bir matem havası halinde devam edip giderken bir de bunların girmesi var. Bu da bir ayrı hadise. Bunun üzerinde de inşallah mecliste en azından bir harekete geçilir ve buna bir çare aranır. Evet. Yani bu araştırmaların yapılması açısından da bundan sonrası için ne olacak evet. açısından da bu senin dediğin gibi belirli semtlerdeki dikkatin sağlanması açısından da çok gerekli bir şey yani bu. Evet. Devam ediyor çünkü benzeri hadiseler. Yani Türkiye'nin bir Alevi sorunu var ve bu sorunu daha fazla kızıştırmamak lazım. En azından buna katkıda bulunmamak lazım bu tür davranışlarla. Evet. Ben de bazı şeyler eklemek istiyorum. Tabii burada bir bu tür gösterilere hemen polisle müdahale edip bunun hemen bir asayiş ve güvenlik sorunu olarak görülmesi artık bence Türkiye'de miadını doldurmuş ve yanlış sonuçlar doğuran bir müdahale tarzı. Bunun yerine işte olan bölgenin hassasiyetleri dikkate alınarak artık yönetim sisteminden ısrarla Gezi'den bu yana onu savunmaya çalışıyorum. Yönetişim sistemine geçip oradaki kanaat önderlerini bir cemev varsa cemevinde etkili olacak bir dedeyi devreye sokulabilirdi. Artık bu tür birikimlerden, bu tür değerlerden yararlanmamız
gerekiyor. Elbette ki orada polisin aracını yakılmaya çalışılması, Molotov kokteyl atılması, ağzı kapalı bir örgüt havası veren gençlerin toplanması, onların yaptıkları da doğru değil. Ama orada gerçek silahların kullanılması da doğru değil. Gezi'de örneğin plastik mermi kullanıldı ama belirli bir açıdan atılmadığı için kayıplarımız oldu ya da geri döndürülemeyecek sakatlıklar oldu. Şunu söylemek istiyorum. Bu olay derhal üzerine gidilip aydınlatılması gerekiyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın o konudaki tavrını ben de destekliyorum. Çünkü aydınlatılmayan her olay başka bir olaya sebep olabiliyor. Bir. İkincisi Alevilik konusu Türkiye'nin fay hattı. Bu konuda çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Özellikle gezi sürecinde hayatını kaybeden gençlerimizin Alevi olması Türkiye'de ciddi bir rahatsızlık konusu oldu. Bu konuda daha duyarlı, daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Ben de buradaki şifa dileklerine katılıyorum. İnşallah gencimiz sakat da kalmadan ailesine, sevdiklerine kavuşur. Buradan Allah'tan şifa diliyorum. Ama bu olay da derhal aydınlatılması gerektiğine inanıyorum. Soma olayı var. Tabii bütün ağırlığıyla gündemimizde. Soma ile ilgili dünkü Bakanlar Kurulu, bugün parlamentodan çıkan Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı ve Soma nereye gidiliyor? Nazlılıcak da söz. Tabii Soma'da her gün yeni olaylarla ve yeni bilgilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir kere önce şöyle bir öz eleştiri yapmak istiyorum. Ben kendim şahsen bir gazeteci olarak ben bugüne kadar bu şekilde işçi güvenliğiydi veyahut işte maden ocaklarının durumuydu, bu taşeronlaşma, hani burada da çok fazla durdum. Kendi sütunumda da çok fazla durduğumuzu hatırlamıyorum ben yani şahsen. Aslında durmamız gerekiyormuş. Yani hepimiz tabandan tavana kadar büyük bir sorumluluk taşıdığı ortada. Bu kadar layüsel davranılmış, bu kadar özensiz davranılmış. Ben hakikaten yepyeni bir dünya, çok acı, çok acılı bir dünya bu vesileyle keşfettim. Şimdi mesela bu dayı başı dedikleri, ekip başı gibi çalışan, işçi temin eden ve onları daha fazla çalışmaya teşvik eden, bundan dolayı da prim alan. Ben buna ölüm koçları diyorum. Yani yaşam koçları olur ya, bunlar ölüm koçları. Yani neticede sonuç ölüm bile olsa daha fazla üretim, daha fazla üretim. Böyle bir sistem yerleşmiş. Bunu bilmemize imkan yok. Modern çağın köle tüccarlarına benzeyen bir sistem. Bir kere bu var. İkincisi şunu keşfettik. Teknik nezaretçi diye kanunun mecbur tuttuğu bir elemanlar var. Bunlar her gün zaten madende istihdam ediliyorlar. Madenin faaliyetini durdurma hakkına sahipler. Böyle bir güvenlik sistemi oluşturulmuş ama parasını işveren ödüyor bu teknik nezaretçilerin ve bunların kimin istihdam edileceğini de işveren karar veriyor. Yani netice itibariyle devletin gönderdiği insanlar değil bu teknik nezaretçiler. Ben işveren olarak işe alıyorum, parasını da ödüyorum ama ona büyük yetkiler veriyorum. Bir kere bu sistemin nasıl yanlış oturtulduğu ortada. Şimdi oraya giden müfettişler bunları nasıl farkına varmıyorlar, bunları nasıl bilgilendirmiyorlar yani Sayın Bakanı veya görevlileri veya işte kömür işletmelerini ben hayretle karşılıyorum. Sonra küflenmiş gaz maskelerinden söz ediliyor. Ya üzerinde 1993 yazıyor, 5 yıllık ömrü var deniliyor. Bunlar bizim gazeteciler meydana çıkınca hepsi anlaşıldı. Demek ki müfettiş diye belki gazetecileri yollamak lazım. Bizim Şirin Peyzanlar filan, Cüneyt Özdemirler her şeyi maşallah meydana çıkardılar. Böyle bir şey olabilir mi? 1993 görmüyor mu müfettiş oraya gidince son verdiği rapor fevkalade her şey yerli yerinde diye bir rapor veriyor. Ondan sonra mesela madenciler hiçbir eğitim almadan madene giriyorlarmış. Bunun nasıl anlaşılmıyor? Gideceksin madenciyle konuşacaksın, görevini ifa edeceksin. Yaşam odası işte mecburi değil. Neden mecbur değil? Onu geçen programda da konuştuk. İLO'nun işte 176 sayılı sözleşmesi niye imzalanmadı? İmzalansaydı o zaman madencilere daha büyük haklar tanınacaktı.
Mesela geçen sene Faruk Çelik'in verdiği bir söz var. Diyor ki inşaat sektöründe değil ama madencilikte özellikle taşeronculuk kaldırılacak. Yani demek biliniyor bir taşeron sistemi var. O kaldırılacak denildi ama o da kaldırılmadı. Sonra şey var, mesela bunun da üzerinde durmak lazım. Bu patronla, tabii belki başka maden ocaklarıyla da ilişkiler var, sıkı fıkı ilişkiler var. Nedir bu? Öğrendik ki yövmeye verip mitinglere gönderiliyormuş kişiler. Şimdi normal kendiliklerinden gitseler ben bir şey demeyeceğim. Tabii ki her partinin mitingine gitme hakkına sahipler ama madenin altında çalışacağına yövmeyeni alacaksın, mitinge gideceksin. Bu ilişkiyi, bu çarpık ilişkiyi de ortaya koyuyor. Tabii ki o zaman ne oluyor? İşveren bir yandan arkasını siyasi iktidara dayamış oluyor. Müfettişler de ona göre bir değerlendirme yapabilir. Ayrıca sendikaların hali de bir perişanlık. Yani sendikanın bunu fark etmemesi imkan dahilinde mi? Hayır. O da öyle şey yapmış. İşveren bir yanda iktidarla kol kola, bir yanda sendikacıyla kol kola. Büyük bir perişanlık. Medyanın işte görmezden gelmesi, bu meselelerin iş güvenliğinin üzerine yeterince gitmemesi. Yani kendimize de öz eleştiri yaparak ben sözlerime burada son veriyorum ama siyasi sorumluluk da var, medyanın sorumluluğu da var, herkesin sorumluluğu var burada evet. Bu cinayette. Onu evet. Da kabul edelim. Kadri Gürsel. Evet. Bu Soma hadisesinin ortaya çıkardığı bir gerçek var. O da yanlış kurulan bütün sistemler, hata üzerine bina edilmiş bütün yapılar günün birinde çökerler. Ve bu çöktüğünde de ortaya muazzam maliyetler çıkar. Ve birilerinin bedel ödemek zorunda kalması ile durumuyla karşı karşıya kalırız. Yani neticede işte Türkiye'de etkin bir muhalefetin olmadığından söz ediyoruz. Etkin bir muhalefet ve aslında düzgün ve etkin şekilde görevini yapabilen bir medya olsa belki yanlış kurulmuş sistemlerinde kamuoyuna teşhir edilmesi ve bu şekilde de yanlışlıkların önüne geçilmesi mümkün olabilirdi. Olumlu bir örnek olarak Manisa'da bu bir aslında istisna diyebileceğimiz bir durum ortaya çıktı. 15 gün önce muhalefet burada CHP milletvekili bir teklif sundu, bir araştırma komisyonu kurulması hususunda. O da reddedildi ama baktığınız zaman aslında böyle Soma hadisesi Türkiye'nin ne kadar keyfi yönetildiği, bir cezasızlık kültürünün Türkiye'de yönetime tamamen hakim olduğu, denetimsizlik ve kuralsızlığın yerini kayırmacılık ve siyasi dayanışmanın aldığını ve aslında devletle girilen belli başlı bütün işlerde bu maden ruhsatlarının dağıtılması tabii onun da bir anlamı olduğu ortaya çıkıyor. Tekele bağlanması, tek merciye burada başbakanın uhdesine verilmesinin burada bütün bunlar bir aslında kapalı devre bir karşılıklı bir menfaat bölüşüm sisteminin kurulduğunu gösteriyor bize. Kimin aleyhine bu? Çalışanların aleyhine oluyor tabii ki. Yani maliyeti minimuma indirip üretimi maksimuma çıkarmak ve bu şekilde bir kar maksimizasyonu sağlamak ama bu kar maksimizasyonu sürdürülebilir bir durum değil. Neticede ne oluyor? Bakın şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir siyasi karar veren var. Olayın bir tarafı var. İşveren yani firma devletten bu burayı taşeron olarak aslında işletme yetkisini alan ve bir de tabii işi kitabına uydurmaya yönelik sadece formalite babından denetleme işini yapmış ya da yaptığı varsayılan bazı insanlar var. Bunlar aslında alt düzeydeki görevliler. Fakat bunların da günümüzde artık bütün devlet teşkilatında artık bir hakim kültür haline gelen bir partizanlığın etkisi altında çalıştıklarını görüyoruz. Onlar da tabi oldukları, biat ettikleri bir siyasi iradenin kendilerine gösterdiği yön doğrultusunda hareket ediyorlar ve de onlar da insan neticede algılıyorlar, görüyorlar ki ya bu firma
iktidarın kayırdığı bir firma. Çok açık, net. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Bunu inkar edecek bir tarafı yok. Parantez açayım burada. İktidarın hedefi haline gelmiş işletmelere ise vergi müfettişlerinin nasıl saldırgan bir şekilde yüklendiklerini ve onların da başlarına neler getirildiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Koç'tur. Bir tanesi Doğan Holding'dir. Şimdi bakın bugün Hürriyet'teki haber. Manisa Barosu'nun işletmeyi denetleyen, üretime uygunluk projesini onaylayan ve olumlu rapor veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri ile proje sorumluları ve denetçileri hakkındaki suç duyurusunu savcılık işleme koydu. Yanlış bir sistem koydunuz. Siz de bu sistemin, yani bu denetçiler, müfettişler vesaire, onları söylüyorum. Siz de bu yanlış sistemin, bu kötü çarkların dişlileri haline geldiniz ve bunun parçası olmayı kendinize uygun gördünüz. O zaman işte ben tam bu noktada o ifadeyi kullanmak istiyorum. Siz günün birinde hesap vermeye hazırlanın. Bunun hesabı sizden de sorulur. Hiçbir şey yanınıza kalmaz. Sizler küçük memurlar olarak size işverenin veya sizi o noktalara getiren siyasi erkin size gösterdiği doğrultuda hareket edip o sahte imzaları atabilirsiniz. Ama günün geldiğinde o maden yanlış bir yer olduğu için çöktüğünde ve patladığında ve 301 kişi öldüğünde bunun hesabı siz küçük memurlardan sorulur. Ona göre düşünün, taşının, tamam mı? Yanlışlara imza atarken, yanlışların içinde olurken kendinizi vicdanınızla baş başa kalarak bağlıyorum. Baş başa kalarak vicdanınızla ben ne yapıyorum acaba diye bir sorgulayın kendinizi. Benim naçizane tavsiyem bu. Yoksa evet, o insanlar asla ölüme müstahak olmadılar. Açlık ve yoksulluğun pençesinde kıvrandıkları için işte o mitinglere gitmekle vesaire. Evet, bunu da kimse söylemedi aslında. Fakat siz soruşturmalara müstahaksınız ve bunun hesabını ve cezasını ve bedelini ödemeye müstahaksınız. Tabii. En küçük memurlar. Yani nasılsa üstümüzde bizim siyasi erk var, bize bir şey olmaz, bizim koruyucumuz var. İşte o siyasi erk de sizi neticede yargıda bir noktada artık geliyor. İşini yapmak zorunda kalıyor. Bu hep böyle. Böyle evet. Olacaktır. Evet. Altan abi. Şimdi geçen konuşmamızda da söylemeye çalıştım. Mecliste iyi bir gelişme olmuştu. Bir araştırma komisyonu kurulması için yapılan müzakerelerde herkesin konuşma imkanı olmuştu ve ciddi eleştiriler orada konuşulmuştu mecliste. Fakat bu araştırma önergesi kabul edildikten sonra bir de gen soru meselesi vardı. Bunlar bu akşam reddedildi. Abdülkadir Bey daha iyi bilir, son anda. Gen soru reddedildi, araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. İkisi arasında şu fark var. Gen soru siyasi sorumluluğunun tespiti için bakanlara yönelik olarak işleyen bir mekanizma. Araştırma önergesi ise bir konuda araştırma komisyonu kurulursa o komisyon bir konuda bilgi edinecek. O bilginin raporunu hazırlayacak, meclise sunacak. Yani onun sonucu meclisin bilgi edinilmesinden ibaret. Tabii onun üstüne başka tedbirler almak hükümetin görevi falandır ama bu bir hükümetin isterse yapacağı şeylerdir. Öbürü siyasi sorumluluk, iki bakan hakkında verilmiş gen soru önergesi vardı. Bunlar usul şu, Abdülkadir Bey daha iyi izliyordur, bir değişiklik olmadıysa benim evvelden beri bildiğim usul şu. Bir gen soru önergesi verirsiniz. Bu üç gün içinde zannediyorum. Görüşülür. Hemen görüşülmesi falan lazım, kısa zamanda bastırılması falan lazım. O önerge kabul edilirse, gen sorunun gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüşmelerdir onlar. Bunlar öyleydi. Ve o görüşmeler yapıldıktan sonra gerek yoktur gen soruya diye bir karar alırsa meclis, o gen soru meselesi biter artık. Ama gen soru açılır. Açıldığı zaman bir hafta içinde falan açılması lazım. Yani çabuk işleyen bir mekanizmadır. O zaman mecliste enine boyuna bu iş görüşülür. Görüşüldükten sonra bakanlar sorumlu mudur, sorumsuz mudur? Meclis ona karar verir. O karar da zannediyorum mutlak çoğunlukla nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi lazım. Yani yarıdan bir fazlasının meclisin bunu yapması, kabul etmesi lazım. Şimdi bu ikinci aşamaya geçilmedi. Yani bu, anlamı şu, bu
bu iki bakan hakkında siyasi sorumluluğun ileri sürülmesine gerek yoktur. Onların bir kabahati yoktur denildi. Halbuki eğer hakikaten açılmayacak olsa bile, yani buna istifaya zorlanmayacak olsa bile veya güven oyuna başvurulup da düşürülmeyecek olsa bile bunun bir celse daha görüşülmesi, üzerinde durulması, daha çok kimsenin konuşulması gerekirdi. Çünkü burada bu bakanların sorumluluğu var mıdır yok mudur oylaması yapılmamış oldu. Hiç gerek yok bu. Yani onların hiçbir dahli yok, alakası yok anlamı çıkar bunda. Burada bir eksiklik var. Biraz önce o silah kullanılması meselesi, bugünkü hadise üzerinde de bir araştırma komisyonu kurulmalı diyorum. Çünkü ne kadar çok meşgul olursa meclis bu işle, kamuoyu da o kadar meşgul oluyor. Tedbir alınması ihtimali o kadar fazlalaşıyor. Burada da aynı şey var. Burada yani sanki araştırma komisyonuna bırakıldı iş ve bu hadise burada artık bir daha meclise bu kadar ciddi bir şekilde gelmez gibi bir sonuç çıktı. Abdülkadir Bey Ankara'dan geldiğine göre bilir bu Gensoru meselesinin yani sonuçlarını. Evet. Ben bu kadar söyleyeyim şimdi. Sağ olasınız. Tabii ben Altan abinin bu İstanbul Ok Meydanı'ndaki olayda içinde olmak üzere bu toplumsal olaylarda hayatını kaybeden insanlarla ilgili olarak bir araştırma komisyonu kurulması önerisine katılıyorum. Çünkü bu evlatlar bizim evlatlarımız ve bu sorunların üzerine ciddiyetle gidilmediği takdirde toplumda bir kamplaşma meydana geliyor. İkincisi, bu sorunların üzerine sadece bu olayların bir yargı boyutu yoktur. Bu olayların toplumsal boyutu vardır, siyasi boyutu vardır. Eğer meclis bu olayı ele alıyorsa burada kamu görevlileri de kendilerine daha çeki düzen vermek zorunda kalacaklar. Bence özellikle bu olaylarda silah kullanılması, ölümler, yaralanmalar konusunu dikkate almamız gerekiyor. Çünkü başından beri uyarmaya çalışıyorum. Ta Adıyaman'da evlerin kapısına, bazı Alevi vatandaşlarımızın evlerinin kapısına çarpı işareti konulmasından İstanbul Kartal'a, Gezi olaylarına kadar Alevilikle ilgili bir fay hattı harekete geçirilmeye çalışılıyor. Ancak biz bunu gerekli duyarlılığı göstermek suretiyle önleyebiliriz. Ama bu konuda yeterince duyarlı olunmadığını görüyorum. Ben de buna katılıyorum. Tabii Soma bence bize hepimize bir ayna tuttu. Soma benim kişisel hayatımda da Soma'dan önce ve Soma'dan sonra olacak. Çünkü şunu gördük ki siyasi gerilimlerle, kimi zaman kısır siyasi tartışmalarla insan hayatına yönelik olarak yeterince çaba sarf etmemişiz. Aslında bu medeni ülke olmanın en önemli kriteri. Bu açıdan ben en büyük kaygım da Soma'nın yine kısır siyasi tartışmalar uğruna heba edilmesi, bir süre sonra da normalleştirilerek unutulması. Unutmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Çünkü unuttuğunuz zaman o kendisini ileride daha ağır bir şekilde size hatırlatıyor. Ben burada özellikle bu firmayla AK Parti ve Başbakan arasında irtibat kurma çalışmalarında çok zorlama çabaları olarak görüyorum. Çünkü Sayın Başbakan da grup toplantısında ilk kez karşılaştığını söyledi. Firma sahibi Alp Gürkan da ben bu olaydan sonra Sayın Başbakan madene gelince ilk kez buraya geldim ve karşılaştım dedi. Burada biraz zorlama bir irtibat kurulmaya çalışıldığını görüyorum. Onun yerine bence bugün Ankara'da örneğin Soma'dan 10 işçi gelmişti. Hem Sayın Başbakan'la hem ilgili bakanlarla görüşmeler yaptılar. Ve o görüşmelerde eğer siz bu madeni işletseniz ne yapardınız sorusu soruldu kendilerine. Ve orada asıl o madenin içerisine giren o insanların teklifleri dinlendi. Meclis Araştırma Komisyonu'nda hem olay yerine gidecek hem bu insanlarla görüşecek. Bunu şu açıdan çok önemsiyorum. Çünkü bugün biz daha yayına girerken bir ön rapor ortaya çıktı. Yani bu olaydan sonra savcıların bu madende yaptıkları incelemenin ön rapor ortaya çıktı. Bu ön rapor dahi korkunç derecede bu olayın göstere göstere geldiğini, burada denetim eksikliğinin had safhada olduğunu,
burada karbon monoksit oranlarının 500 ppm'nin üzerine çıktığı ve bu bir defa olmadığını, birkaç defa bunun tekrar ettiği ortaya koyuyor. Çünkü bu 500 ppm denilmesi korkunç derecede orada neredeyse kitlesel olarak ölümlere yol açacak kadar yüksek bir oran. Şunu söylemek istiyorum. Biz olayın bu taraflarıyla uğraşmamız lazım. Yani adli tarafıyla uğraşmamız lazım. Birilerinin, buradan tekrar söylüyorum, Alp Gürkan'ı korumaması lazım. Eğer bir maden sahibi ise, ben demiyorum ki linç edelim, ama onun da oraya gidip bir hesap vermesi lazım. Diğer taraftan da bizim madencilik politikamızı yeniden oluşturmamız lazım. Bakanlar Kurulu'nda da zaten bu konu konuşuldu. Ama edindiğim izlenim şu, bu konuda hem yürüyen süreçten bir takım sonuçlar çıkarılacak, ona göre maden politikası oluşturulacak, hem de Sayın Taner Yıldız'ın önemli bir değerlendirmesi var. Amerika, Almanya, Rusya ve Çin'de madenlerin işletmesi ve teknik boyutuyla ilgili olarak incelemeler yapılacak. Ha, tüm bunlardan bir sonuç ortaya çıkacak. Biz madenlerimizi elbette ki işletmeye devam edeceğiz. Ama insanlarımızı yaşatarak ve teknolojiyi kullanarak ve etkin denetim sistemini sağlayarak. İhmaller var mı? Baştan aşağı ihmal olduğunu zaten benim burada söylememe gerek yok. 301 insanın hayatını kaybettiği yerde ihmal de vardır, cinayet de vardır. Siyasi sorumluluk da, adli sorumluluk da, işletme sorumluluğu da vardır. O nedenle bunu bence bir çekişme konusu yapmak yerine hepimizin sorumluluğu olduğunu düşünerek şapkayı önümüze koyup bir sonuç çıkarmamız ve yeni bir maden politikası oluşturmamız gerekiyor. Ben süremi tamamladım. Bir şey ekleyecektiniz herhalde Altan abi. Gen soru konusunda. Gen soru konusunda elbette ki siyasi irade de siyasi bu konuda sorumluluk. Siyasi irade de onun yerine maden politikasına yön vermeyi, burada şimdilik bir bakan, iki bakanını feda etmek yerine madencilik sistemini düzenlemeyi, bir siyasi olarak istikrarsızlık görüntüsü vermemeyi tercih etti zannediyorum. Ama burada üzücü olan bir tarafı vardı. Görüşmelerde mecliste o kadar ilgi azdı ki, o ilgiyi gördükten sonra ben dedim ki ne oluyor, bu olayda normalleşiyor mu yoksa Soma'yı da unutuyor muyuz diye kaygılandım. Buyurun bir Nazlı Hanım. Bir şey ekleyebilir miyim ya bu konuya şey olarak? Şimdi orada ilgi izleme şöyle bir şey oldu. Hakikaten ben izleyebildiğim kadar izledim dün de biraz, bugün de. Şimdi konuşuyorlar milletvekilleri ve çok enteresan şeyler söylüyorlar. Yani söz almış olan milletvekilleri muhalefetten de iktidardan da hazırlanmışlar, gelmişler, konuşuyorlar. İnsan, dinleyenler de bir şeyler öğreniyor. Fakat sonra öteki milletvekilleri giderek azalıyor, özellikle iktidardan. Öyle ki bir ara muhalefet milletvekili kalktı, dedi ki 45 kişi var dedi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden dedi. Ama ne yapıyorlar? Oradalar tabii. Ama öbür partilerden de az var. Öbür yani. Partilerden de az var ama iktidar partisinin durumu meclisteler ama belirleyici. Kulislerdeler. Yani şimdi kulislerdeler. Şey olunca, iş oylamaya geldiği zaman hepsi içeri gelip reddettiler. Yani reddettirecek kadar çoğunlukları var ama onlar bir de dışarıda bekliyor. Hiç olmazsa içeride biraz daha alaka gösterirse çok daha doğru olur. Burada gene ben eskiden beri tekrar ettiğim şeyi söylüyorum. Bu meclis televizyonu çok önemlidir. Mecliste eksik insan olup olmadığı, yani eksiklerin var olup olmadığı, kimlerin devam ettiği meclise, evet, o televizyonlardan anlaşılır ve Türkiye'nin her tarafından görülür. Ve bu bir milletvekilleri için bir çeşit şeydir. Uyarıdır. Yani oraya gitmediği zaman seçmenin kendisinden hesap sorar, görünmediği zaman. Yani tekrar edip duruyorum ama bu konuyu önemsediğim için. Buyurun Nazlı. Şimdi ben biraz top konusuna da gireceğim ama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki toplantıya, ama önce şunu söylemek istiyorum. Burada siyasi sorumluluk kabul ediliyor. Kabul ediliyorsa o zaman ne tartışılıyor? Hani burada şu tavır rahatsız edici. Mesela
Enerji Bakanı Taner Yıldız doğru bir söz sarf etti. Ben alkışladım onu. Buradaki kusur tartışılmaz. Bunu söylemekten çekinmemeliyiz. Bizim kusurumuz yok deyip üstünü örtemeyiz. Hepimiz sorumluyuz. Bir siyasi sorumlu aranıyorsa ben o sorumluluğu üstleniyorum. Netice itibariyle bir özür dileme, bir iki bakanın istifa etmesi. İşte TOP'ta Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Japonya'da 4 saat sular kesildi diye belediye başkanı istifa etmiş. Ben bilmiyorum. Yani onun doğru bilgi verdiğine güvenerek bunu söylüyorum. Şimdi bu tip olaylarda, böyle önemli hadiselerde biraz vatandaşı tatmin etmek için böyle bir davranış içinde olması lazım iktidarın. Ben öteden beri hep bunu söylüyorum. Bir siyasi çekişme, bir itiş kakış anlaşılır gibi değil. Ve bir kutuplaşma, her konuda bir kutuplaşma olmasının sebebi bence iktidarın bu tavrı. Eğer alttan alsa, yumuşak konuşsa, böyle bir hadi dese mesela muhalefete de gelin hep birlikte olalım, gel bu meseleye bir çözüm bulalım. Yok, sürekli mesela TOP da aynı şekilde bir siyasi düelloya yol açtı. Bunu kim başlattı? Maalesef Tayyip Erdoğan başlattı orada. Yani başka şeyler konuşulabilecekken şey de dahil olmak üzere, işte önce Gezi olayları, ardından Gezi olaylarıyla 17 Aralık 25 Aralık operasyonu arasında irtibat olduğunu söyleyip ta meseleyi Soma'ya kadar nasıl getirdiyse getirdi. Şimdi ben bunu yanlış buldum. Sonra bugün mesela hani bu Gezi olaylarının arkasında dediğimiz Koç grubuna, onlar eğer bu kadar hani İsrail'le işbirliği yapıp bilmem ne gezicileri tahrik etmiş, değil mi? Böyle çok ağır laflar söylendi bu gruba karşı. Sonra onları kucaklayan bir tavır içine giriyor. Şimdi böyle bir tehlikeli ise bu kişiler, o zaman niye kucaklıyorsun? Tehlikeli değil ise niçin o tip lafları sarf ediyorsunuz? Bunlar yanlış. Hani ananaslar ne oldu falan, neler neler meydandan insanlar teşhir edildi. Şimdi ben meseleye siyasi veçe vermeyelim ama öyle kutuplaşmalar yaratılıyor ki insanlar ister istemez bu tuzağın içine düşüyor ve ana meseleden kopuyor. Şimdi ben şu örneği de vermek istiyorum. Mesela Sabah gazetesi şöyle bir manşet atıyor. Diyor ki 191 metrelik Spine Tower, yani bu Soma Holding'in sahibinin yaptığı Spine Tower diye bir uzun gökdelen var. Buna 27 kat fazla imar verildi. Yıkılması lazım. Şimdi sanırsınız ki İstanbul'da daha yeni bir CHP belediye başkanlığı var da bu 27 kat fazla imarı onlar vermiş gibi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. O zaman adını koy bu işin. Fazla imar verilmiş, Soma illa kömür faciası mı yaşanmak lazım bunlar ortaya çıksın diye. Şimdi herkes aklına geldiği gibi konuşuyor. İşte şimdi artık hedefe koydular ya bu Soma Holding'in patronu, hani konsun, ben konulmasın demiyorum da sanki başka şeyler perdelenme gayreti olmasın diye söylüyorum. Her yerde böyle büyük bir facia olursa en azından başbakan çıkar ve özür diler. Halktan özür diler. Çünkü gerçekten ihmal olduğu ortaya çıktı. Müfettişlerin ihmali de sizin ihmaliniz. Müfettişler benim müfettişim değil. 2012'den sonra bir genelgeyle bütün bu madenlerin tahsisini üzerinize almışsınız. Dolayısıyla sorumlu mevkidesiniz. Netice itibariyle taşeronluk müessesesinin devam etmesi, gerekli yasaların çıkmaması, hepsi ucu iktidara dokunan hadiselerdir. Şimdi eğer bir kişi çıkıp da aynı bu Enerji Bakanı'nın söylediğinin bir aynısını başbakan tekrarlasa, hani şiddet estirmek yerine, o zaman inanın memlekette müthiş bir yumuşama ortaya çıkacak. Ben şimdilik bunları söyleyerek... Kadir Bey size. Evet. Şimdi bu Soma hadisesinden sonra iktidarın, özellikle geçen programda da konuştuk tabii, geçen cumadan itibaren
almış olduğu tutum ilginç ve bu devam ediyor. Bir hesap verme kültürü de yok. Yani böyle bir gerek de duymuyorlar. Neticede burada bir siyasi sorumluluk var. İşte demin bahsettik. Evet. Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri, denetçileri böyle bir madene, yani 5 kilometre sahta yayılan, 5 kilometre çap galiba kastedilen, uzunluk bir uçtan bir öteki uca, bir sahta yayılmış bir madene, yer altında madeni gerçekçi olmayan sürelerde, çok kısa sürelerde denetleyip ondan sonra denetimin ve her şeyin tam ve eksiksiz yapıldığına, her şeyin tam olduğuna dair raporlar verdiler. Ve de iktidar facianın, bu katliamın ilk iki gününde falan bu raporlara bakarak işte burası gayet güzel bir madendir, iyi madendir falan filan diye konuştu iktidar sözcüleri. Ve sonra görüldü ki aslında işte öyle değil. Hiçbir şey tam değil. Her şey yalapşap, her şey yarın yamalak. Şimdi burada evet, bir yedirmeyiz yaklaşımı var. Maalesef iktidar, özellikle de başbakan Gezi'den bu yana böyle bir tutum içinde, kendi iktidarına ve kendi gücünün eksileceği ya da bir çeşit küçük düşme de diyebiliriz ona, küçük düşeceği gibi bir belki bir endişe içinde, yersiz bir endişe bu. Siyasi sorumluluk kime ait burada? İşte görüyoruz, bütün iktidar medyası bu şirkete çullanıyor ve çullanırken de damadın Yahudiliğinden girip antisemitizm yapıyorlar. Yani akla gelmedik şeyler. Mesela işte demişsin, verdiğiniz örnek. Spine Tower. Spine Tower. Spine Tower sanki bir başka otorite izin vermiş gibi. Bir katlı, yani 27 kat. 27 kat o şeye, emsale ve işte şeye, yükseklik. Yani hakikaten yönlendirmek ve yönetim, öfkeyi yönlendirmek, işte algı yönetimi vesaire deniyor, üzerlerinden yansıtmak, bunu yaparken kendilerine yönelen öfkeyi kendilerine yeni kurbanlar yaratmak, yeni işte günah keçileri bulmak, bu konuda da işte gazetecilere hedef göstermek. Bir iki gazeteci yetmiyor, başkalarını, onların hukukunu, yani yanlışını değil, haksız suçlamalar, ifrada kaçan ve maksadı aşan suçlamalar karşısında, o suçlamalara karşı çıkanları bu sefer hedef göstermek yoluyla bir azgın bir kampanya. Bir de sürüngen gibi kelimeler. Yani şimdi nefret suçu işlemekle suçlarken, bunu suçlamayı da nefret suçu işleyerek yapmak gibi de bir, yine oraya geliyorum. Yani bu ülkede nefret suçu işlemek varsa böyle bir şey, bu bir kişinin inhisarında mı acaba diye kendime soruyorum. Yani dolayısıyla burada gerçekten buna medeni bir tepki göstermek lazım. Hesap verebilirlik önemli bir mefhumdur demokraside, düzgün işleyen bir kamu nizamında. Dolayısıyla sorumluların buradan kaçmaması ve hedef çarpıtmaması lazım. Yapılması gereken açık. Hadise çok büyüktür, çok vahimdir. Bunun klasik kutuplaştırma, klasik, böyle artık klasik ifadesini kullanıyorum, yani ötekileştirmeyle falan bundan sıyırmak mümkün değil. Burada çünkü kurbanlar belli. Kurbanlar burada maalesef çok cüzi ücretler karşılığı aç kalmamak için çok zor koşullarda çalışmaya rıza gösteren işçiler. Ve bunun da hiç de böyle yani üstü örtülür yahut bir siyasi kutuplaşma yoluyla hafifletilecek falan bir acı da değil. Kutuplaşmayla acı hafifletilmez. Bu kolay bir şey değil. Benim söyleyeceklerim bunlar. Evet, süremiz de doldu. Evet. Buyurun. Şimdi bu siyasi sorumluluk meselesi gerçekten çok önemli bir şey.
Çünkü iki bakan arasında da zaten birbirleriyle o sorumluluk alanı açısından ihtilaf olduğu anlaşılıyor. Yani orada siyaset alanında, hükümet içinde de bir uyumsuzluk, bir aksaklık olduğu meydanda. İşte biraz önce değinmeye çalıştım bu gen sorunun görüşülmesinin reddedilmesi, yani gen soru müzakerelerinin başlamamasının sağlanması, bu siyasi sorumluluğun artık devam ettirilmesi imkanını ve müeyyideli olması imkanını ortadan kaldırıyor. Yani şimdi o iki bakanlığında hiçbir sorumluluğu yok anlamı çıkıyor bunda. Çünkü gen soru bir sorumluluğun tespiti için sonunda verilir. Bakan hakkında da müzakereler sonucunda işte şey verilir, güven oyu, oylaması yapılır. Şimdi bu hakikaten işin bir eksik kalan tarafı. Baştan itibaren, birinci günden itibaren işte önce şeyler de iyiydi, işverenler de iyiydi, hükümet zaten iyiydi. Fakat sonra bir kabahatli bulunması gerekti. Onlar işverenler, onlarda da kabahat olduğu çok açık tabii. Onlar hakkında soruşturma başlatıldı. Fakat siyaseten de yapılmamış birçok şey olduğu meydanda. Son ana kadar iktidar açısından bu 20 gün önce, 22 gün önce mecliste görüşülen araştırma önergesinin reddedilmesinin ne kadar yanlış olduğu meydanda. Bütün bunların konuşulmaya devam edilmesi lazım. Gen soru yoluyla, başka yollarla, yeni aşamalara göre yeni araştırmalar, soruşturmalar yapılması suretiyle. Şimdi benim endişem bu meselenin meclis tarafı araştırma komisyonunun çalışmasına bırakılabilir. Zaten şimdi önümüzde seçim de var, Cumhurbaşkanı seçimi falan derken bu yavaş yavaş gündemden düşer gider. Bunun için yani o hususu bir kere daha vurguladım. Şeye gelince, Odalar Birliği'ndeki konuşma meselesine gelince, bugün bilmiyorum izlediniz mi televizyondan, ben izledim ve bir kere daha hayretler içinde kaldım. Gerçi insan alışıyor artık başbakanın gittiği toplantılarda böyle şeyler olmasına, ama gene de hayret uyandırıcı bir durum vardı. Hem başbakan orada, hem Kılıçdaroğlu orada. Başbakan konuştu ve işi şeye döktü sonuçta, muhalefet partisine hücum etmeye döktü. Onu ele aldı. İşte karşımda oturuyor dedi. Bu diktatör dedi bana, bana diktatör dedi. İşte sen nesin şimdi şuradan buldum. Sen nesin? Sivil değil misin? Haydi aday ol falan. Böyle senli benli falan. Diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak. Sen meydanlarda dolaşacaksın. O diktatörün olduğu bir ülkede bunu yapamazsınız. Ama bu tür yakıştırmalarla ülkenin huzurunu bozarsınız. Milletin huzurunu bozarsınız falan. Şimdi burada bir başbakan karşısındaki ana muhalefet liderine kürsüden böyle laflar söylüyor. Danıştay'da kürsüye müdahale etti. Şimdi de burada kürsüden aşağıya doğru. İzleyicilere şimdi müdahale etti. Nasıl yani olacak? Yani ana muhalefet partisi lideriyle başbakan bir arada oldular mı? Böyle oluyor. Anayasa Mahkemesi ile alakalı konularda aynı şey oluyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı o hücumlara uğruyor. Barolar Birliği Başkanı neredeyse bir orada fiziki kavga çıkacak hale gelecek şekilde başbakan tarafından azarlanıyor. Bu yani haftada biri de açtı, haftada bir oluyordu. Şimdi 3-5 günde bir karşılaşıyoruz bunlarla. Kılıçdaroğlu da kalktı, ona cevap verdi. Haklı olarak tabii orada herkesin için, ama başbakan onu dinlemedi. Zaten o kürsüye çıkarken böyle demonstratif bir şekilde salonu terk etti gitti. Arkasından tabii yine Erkan falan da gitti. Yani bir şey gibi tuhaf, yani bir başka tarafta daha da örnekleri görülmemiş bir durum var ortada. Sonra oradaki protokol açısından Odalar Birliği içinde tabii söylenecek şeyler var. Kılıçdaroğlu kısmen söyledi. Bunun müzakerelerin aslında tutanaklarını oradaki
böyle kelime kelime neler söylediklerini falan alt alta koysalar böyle iyi bir okuma parçası, enteresan bir okuma parçası ortaya çıkar. Burada tabii söyleyeceklerimiz bu kadar. Ama bu şeyler ne zaman son bulacak? Yani Sayın Başbakan'ın her gittiği toplantıda karşısında beğenmediği insan oldu mu hadise çıkarması meselesi nasıl çözümlenecek? Bunu merak ediyorum. Evet, doğrusu ben de Odalar Birliği ile ilgili konuya değinmek istiyorum. Çünkü öncelikli olarak Kemal Bey'in orada söylediği bir şey doğru değil. Zannediyorum orada bir madde hata yaptı. Geçen yılki genel kurulunuza beni neden davet etmediniz dedi. Geçen yılki genel kurul, iki genel kurul yapıldı. Birisi mali genel kuruldu. Bir de NACE kodlarıyla ilgili bir sisteme geçtikleri için seçimli genel kurulunu birini Mayıs'ta yaptılar, diğerini Ağustos'ta. Hiçbir siyasi bu genel kurulda lider olarak katılıp konuşmadı. Sadece Hayati Yazıcı ilgili bakan olduğu için katıldı. Başbakanın katıldığı top üyelerinden belli seneyi dolduranlara plaket verme töreniydi. Genel kurul değildi geçen dönemde. Böyle bir şey oldu zannediyorum. Kemal Bey onu hatırlamadı. Ama ben orada Sayın Başbakan'ın bu diktatör konusundaki çıkışını doğrusu destekliyorum. Bu konunun artık Türkiye'de ya konuşulup bir çözüme kavuşturulması lazım ya da her insanın kolayca seçilmiş, millet iradesiyle oraya gelmiş insanlara diktatör deme lüksünün olmaması gerekiyor. Çünkü bizde bu olayın bir geçmişi var. Ben başbakanın oradaki çıkışını ta Menderes'ten Özal'a bugüne kadar yakın siyasi tarihimizde geçmişi olan ve Türkiye'yi 27 Mayıs şartlarına sürükleyen bir tarihi olduğu için bir buna isyan olarak görüyorum ve destekliyorum. Çünkü çok eskiye gitmek istemiyorum ama bizim Türkiye'de bir zihniyet sürekli olarak seçilmişleri diktatör olarak gösterdi. Geçen seferde bir bölümünü okumuştum, Atatürk'ün bir sözü. Onu aktarmak istiyorum. Atatürk geçen sene Ankara'yı ziyaret eden Alman muhalif bana şekli idaremiz hakkında tuhaf sualler sormuş ve diktatörlüğümüze kanaat getirerek geri dönmüş ve bu kanaatini de yazmıştır. Halbuki ben Cumhuriyeti şahsi menfaatim için yapmadım. Hepimiz faniyiz. Ben öldükten sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesesidir demişti bu kitapta. Ben elbette ki o günlerde değiliz ama kimse dönüp de tek partiyle ilgili dönemler tartışılırken bunu hatırlatmaz. Kime derler? Bunu merhum Menderes'e dediler. Ve Menderes'e diktatör diye diye asıl diktatörlüklerini kurdular. Darbe yaptılar. Ve seçilmiş Menderes'i diktatör gösterenler onu dar ağacına çektiler. Talat Asal'dan bir şey okumak istiyorum. Bugün gazetesinden değerli meslektaşım Seda Şimşek'in bir röportajı. Talat Asal diyor ki Menderes bizden bir isteği olmuştu. Benim diktatör olmadığımı, diktatör rejimine gitmek istemediğimi savunun demişti. Menderes'i çok darbeyle yani demokratik olmayan yollarla devirenler, diktatör diyerek Menderes'i şeytanlaştırmaya, ona bir imaj oluşturmaya çalışanlar, bebek davasından, cımbız davasına, köpek davasına kadar yargılayanlar. Sonra ne yaptılar? Yine ben Talat Asal'dan bir şey okumak istiyorum. Talat Asal diyor ki, dar ağacının ve celladın parasını dahi talep ettiler. Tahran Caddesi Arman Apartmanı'nda oturdukları kapıya da bunları getirdi. İdamdan bir gün sonra astılar. Yani örtülü ödenek davasından 4 milyon küsuratı da var. Cellada verilen para ise 150 bin lira ailesinden istedi. Şunu söylemek istiyorum. Seçilmiş kimselere böyle bir kisve oluşturmak suretiyle 27 Mayıs'ta kendi diktatöryasını kuranlar, daha sonra kime dediler? 141, 142 ve 163'ü kaldıran, Türkiye'de askeri vesayete karşı Genelkurmay Başkanlığı değişiminde tavır ortaya koyan, Türkiye'nin
Celal Bayar'dan sonra seçilmiş ilk sivil cumhurbaşkanı olan merhum Özal'a da aynı şeyi söylediler. Özal'ın tek adam olma hevesi var dediler. Özal'a sivil diktatör dediler. Şimdi o geldi. Recep Tayyip Erdoğan için aynı şey söyleniyor. Bu geçmiş olduğu için ve bu geçmişin Türk siyasetine yarattığı travmalar olduğu için ben Sayın Başbakan'ın orada koyduğu tavrı çok önemsiyorum. Bizim bunu ya bu defteri kapatmamız lazım ya da seçilmişlere diktatör diyenlerin asıl kendi diktatöryalarını kurduklarında görmemiz gerekiyor. Eğer bu konu tartışılırsa başka ekleyeceklerim var ama süreme riayet etmek istiyorum. Evet, sözlerimi burada bitiriyorum. Evet, tartışalım bu konuyu. Evet. Ben doğrudan doğruya diktatör demem. Yani bir sivil diktadan söz etmem ama otoriterleşen bir iktidardan, bir tek adam zihniyetinden, tamamen laüsel ve keyfi davranan bir şahsiyetten söz ederim ve haklı olarak söz ederim. Bütün dünya da bundan söz ediyor. Şimdi yani bir düşünün, oradan buradan para toplayarak bir havuz medyası kurduruyor. Bu meydana çıkınca bunu çıkaranlara vay sen darbe yapacaksın diyor. Polisleri berhava ediyor, oradan oraya sürüyor. Yargı mensuplarını dosyalardan el çektiriyor. Twitter'ı kapatıyor, YouTube'u kapatıyor. Bunların demokrasi içinde, normal işleyen bir demokrasi içinde yeri yok. Ama tabii ki Türkiye'de bir demokrasi geleneği ister istemez yerleşmiş, bir muhalefet geleneği de var. Herhalde siyasi partileri oturup kapatacak veyahut Kılıçdaroğlu, yani şu mu demokrasinin ölçüsü? Vay Kılıçdaroğlu sokaklarda gezip eleştiri yapabiliyor. İşte bizim ne oldu? Mesela bizim arkadaşımız Mehmet Baransu, 2004 yılında MGK'da alınan kararlar ve daha sonra MİT'in fişlemelerini tarafta yayınladığı için 52 yıldan dava açılı. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kim sızdırdıysa yasak bir belgeye onun üzerine gidebilirsiniz. Ama bunu yayınladı diye 52 yıldan dava açamazsınız. Bakın Batı 28 Şubat'ta Batı Çalışma Grubu belgelerini Hasan Celal Güzel yayınladı. Biz de bunu kullandık. Hasan Celal Güzel çarptırıla çarptırıla düşünün o zaman 28 Şubat sürecinde 3-4 ay cezaevine konuldu. Ben de yargılandım, bu belgeleri ben de yayınladım diye. Ama aleniyet kazanmış bir belgeyi yayınladığım açısından Devlet Güvenlik Mahkemesi bile beni beraat ettirdi. Yani Türkiye nereden nereye geldi? Şimdi burada bir Atatürk değil Tayyip Erdoğan. Çünkü Atatürk zaten demokrat değildi. Şartları icabı, konjonktür gereği. Yani kimse büyük bir demokrasi var diye düşünmüyor Atatürk döneminde. Yani o günlere geri dönelim arzusu kimse de yok. Yani devrimleri yapan bir insan. Tabii otoriter bir yapı kurmuştu. Ama hedef demokrasiye geçmekti. Aradan bilmem kaç yıl geçmiş. Sözde hani demokrasi yerleşiyor derken Atatürk dönemi gibi, Atatürk gibi davranıyor Tayyip Erdoğan. Ne demek tabii rejim açısından ileriye gidişi göstermez. Yani Menderes'e geldiğimizde Menderes'in bugünkü demokratik ölçülerde baktığımızda yanlışları vardı. Bunu kabul etmemiz lazım biz Demokrat Parti camiasına mensup bir insan olarak. Tabii ki ona da diktatör denilemezdi. O da çok aşırı söylenilen bir laftı ama otoriterleşiyor. İşte ne bileyim ben bu vatan cephesi vesaire bunlar makul karşılanacak hadiseler değildi. Ama bunun sonucu hani darbe olmalıydı. Katiyen bunu da söylemiyorum. Ama kaç sene ama geçtikten sonra... Ama darbeye giden taşlar bu şekliyle döşendi. Biz de bunu sizin kitaplarınızdan ve yazılarınızdan öğrendik. Darbeye giden taşlar kutuplaşma ve yanlışlarla döşendi. Maalesef ondan önce de başladı. Ta 1954-55'ten beri askerlerin içinde bu hazırlıklar var. Bir fırsat da kolluyorlardı. Yani ben katiyen bu darbeyi, 60 darbesini tahkikat komisyonuna falan bağlamıyorum. Çünkü çok daha önce bunların adımlarının atıldığını ve o kutuplaşmayla da döşendiğine inanıyorum. Yani ben İsmet Paşa'yı da suçluyorum tabii darbe meselesinde. Hani sizi ben bile kurtaramam vesaire. Şimdi hani o tartışmaya tekrar geri dönmeyelim ama siyasi yanlışlar yapıldı.
her taraftan siyasi yanlışlar yapıldı. Siyasi bir yanlış kere yapılmasının hesabı siyaseten sorulur. Tabii tabii biz de, yani ben bunu darbe olsun diye sorulmaz. Hiçbir zaman zaten tasvip etmiyorum. Şimdi de böyle bir darbenin kokusu bile yok. Ama şu anda biz, mesela ben Özal'a diktatör denildiğini hatırlamıyorum. Yani daha babacan falan bir adamdı. Çok, ben dendiğini hatırlamıyorum. Yani keyfi davranışları mutlaka okurum vardı. Zaten o kadar güçlü de olmadı. Yani, Tayyip Erdoğan kadar. Özal sivil diktatör başlıkları. Buyurun. Öyle Özal'ın mi? Tek adam olma hevesi. Denildi buna. İşte tek adam hevesi. Bir gazete manşet ama bu kadar tekerrür eden bir ifade yok. Yani Tayyip Erdoğan'ın tavrı o kadar yoktu Özal'da. Bunu zaten o kadar güçlü de değildi. Onu da kabul etmek lazım. Hemen karşısında Demirel gibi. Söyleme dönüşmedi ama. Yani böyle yaygın bir söylem yoktu. Olmadı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sivil dikta veya diktatör lafına ben karşıyım. Ama müthiş otoriterleşen ve keyfi davranan, yani ne bileyim ben şimdi tutuyor, Vahdettin Köşkü'nü devlet konuk evi yaptı. Bütün hiçbir yasa masa dinlenmeden, artık kim oturacak orada bilmiyorum, kime nasip olacak ama ki bir sürü evler, yani Boğaziçi yasası da diyelim ihlal edildi. Hiç kimse bunu doğru dürüst yazamadı, bunu teşhir edemedi. Ben orada şeye katılıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine. Ya iş adamlarına soruyor, ağzınızdan bir laf çıktıktan sonra endişe ediyor musunuz başınıza bir şey geleceğinden dolayı? Gazeteci, endişe ediyor musunuz? Herkes endişe ediyor. Bir otosansür meselesi var. Türkiye'de bunu ihmal etmeyelim ve bu nedir? Bu otoriterleşen havadan. Çünkü evet cezaevine atılmıyor yazanlar, çizenler illaki. Yani şunu yazdık diye eleştirdik diye cezaevine atılmıyoruz ama işimizden atılma tehlikesi var. Diğerine vergi baskınları yapılıyor vesaire. Böyle bir demokrasi mutlaka... Şöyle biz o zaman söylüyorduk, yani yarı hamile bir demokrasi, böyle bozuk tarafları o ama hamilenin de yarı hamilelik olmaz. Ya yani onu söylemek gerekir. Ya insan tam hamile olur. Evet, ben kapatıyorum. Yani Türkiye'de demokrasi çarkı bozuk. Bunu söylemek lazım. Şimdi Erdoğan'a yapılan özellikle de ana muhalefetleri Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu diktatörlük yakış tırmaları karşısında Erdoğan'ın yaptığı savunma bence doğru bir savunma değil. İşte 25 Ağustos 2013'te genişletilmiş il başkanları toplantısında yine söylemiş. Daha sonra da söyledi. Birkaç kere söyledi bunu yanlış hatırlamıyorsam. Diktatör diyeni sallandırırlar diyor Mısır'da olduğu gibi. Yani bu tabii çok aslında geride kalmış, çağın çok gerisinde kalmış bir diktatörlük tanımı. Yani diktatör olduğunuz zaman illa da muhalefet liderlerini ya da muhaliflerinizi sallandırmak zorunda değilsiniz. Bunları susturmanın, onları siyasetten tasfiye etmenin çok daha teknik, sofistike yöntemleri var artık. Diktatörlüğün olduğu yerde TV'ler, gazeteler yayın yapamaz demiş mesela. Bugün TV'ler, gazeteler yayın yapar ama diktatörün istediği şekilde yapar. Yani bugün Türkiye'de medyanın durumunu konuşalım. Medyanın bugün yarıdan çoğu doğrudan iktidarın kontrolü altında. Doğrudan iktidarın. Yani editoryal politika bakıyorsunuz. Bunun için kimseye sormaya gerek yok. Bütün başlıklar düğmeye basılmış gibi bir günde değişiyor. Bütün yayın politikaları tek sesli. Aynen. Dolayısıyla diğer tarafta da, diye bunun dışında kalan medya kesimlerinde de muazzam bir otosansür baskısı var. Başbakan çok sıklıkla gazetecilerin kovulmasını patronlarından istiyor, hedef gösteriyor. Tek tek insanları tek tek seçerek hedef gösteriyor falan. Şimdi bu tür sanılmasın ki, yani hatta bugün verdiği örnek işte siz böyle sokakta dolaşamazsınız falan demesi diktatörlük olsa gibi ifadeler. Sanılmasın ki ben diktatör diyorum. Ben demiyorum diktatör. Ben olsam yerinde, onun yerinde ben şöyle derdim. Yani ben diktatör olsam benim çıkardığım yasaları Anayasa Mahkemesi iptal eder miydi? Yani Türkiye'de hala başbakanın bu çağda yönettiği Türkiye'de istediklerini yapmasına
yasalar, anayasa, kanunlar ve bilimum demokratik teamüller açısından engel olan ve işleyen hala kurumlar var. Dolayısıyla olmasa bile ben artık zaten verdiği örneklerin çağımızda çok da diktatörlüğün olmadığını doğrulayan örnekler olarak geçerli kaldığı düşüncesinde değilim. Bunlar 20. yüzyılın ilk yarısında veya 20. yüzyılın ikinci yarısındaki sömürgecilik sonrası ülkelerde görülen, Orta Doğu'da görülen, çok yakın zamana kadar Irak'ta, Suriye'de görülen aslında örnekler. Böyle bir dünyada Türkiye hiçbir zaman yaşamayacak. Türkiye böyle bir dünyaya hiçbir zaman, bu dünyanın karanlığına hiçbir zaman yuvarlanmayacak. Ben bundan eminim. Yuvarlanamaz. Mümkün değil böyle bir şey. Ama ne olur? Acı çekeriz, bedel öderiz. Çok büyük tahribat yaşarız kurumlarımızla, her şeyimizle. Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayanlar burada tabii biraz yani Erdoğan'ın baskıcı, otokrat ve keyfi, ondan sonra Nazlı'nın da dediği gibi işte pek denetlenmekten, hesap vermekten hoşlanmayan yönetim tarzı ki kendisi de işte bu kuvvetler ayrılığının ayak bağı olduğunu söylemişti açık açık falan. Buna atfen söylediklerini düşünüyorum. Hani Svoboda, Sosyalist Grup Başkanı Avrupa Parlamentosu'nun Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda Erdoğan, ikinci Erdoğan bir otokrat demişti. Biz bunu da konuştuk zaten. Otokrat terimini kullanıyor. Kim bu Hani Svoboda? Bir yıl önce işte yine Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la Esad arasındaki fark ton farkıdır demesine şiddetle tepki gösterip, bir yıl önce şiddetle tepki gösterip randevusunu falan iptal eden Hani Svoboda'daki değişim bir yıl içinde. Çok dramatik bir değişim. Şimdi bakın, sözlerimi bağlayacağım. Sözünü geri aldı gibi falan bir şey yaptı değil mi? Yani sözünü aslında şöyle, hayır, hala diktatör olmadığını ve Esad'la kıyaslanamayacağını söylüyor ama Putin'i Esad'la kıyaslıyor. Yani Putin'i Esad'la kıyaslıyor. Bağlıyorum hemen. Ya şimdi bu büyük bir çelişki, büyük bir çelişki aslında. Çünkü böyle işte basını susturacaksınız, gazeteciyi susturacaksınız falan. Bütün bunları yapacaksınız. Ondan sonra imajınız buna paralel olarak dünyada tepe taklak olacak. Ondan sonra birileri çıkıp size diktatör diyebilecek. Bunları yapmasanız demezler bir kere bakın. Yani şimdi haksızlık yapmayın bana deme hakkı herkesin var, benim de var, Sayın Başbakan'ın da var ama yani bunları da yapmasanız size kimse oturduğu yerden size diktatör falan demez. Bir de bu var, işin bu gerçeği var. Yani bu yakıştırmalara maruz kalmaz, hedef olmazsınız. Seçilmişlere diktatör diyenler kendi diktatörlüklerini kurdular dediniz. Bugün bu diktatörlüklerini kurmaya yetecek güç artık kimsede yok. Böyle bir şey artık geçmişte kaldı Türkiye'de. Derim öyledir. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Bu tartışmada Altan Öğmen ne düşünüyor elbette ki çok önemli. Onu da alacağız ama reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra dört bir tarafta tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Altan Öğmen'de söz. Evet, şimdi bu Sayın Başbakan'a bu şimdiye kadarki durum ve davranışlarına bakılarak diktatör denilebilir mi, denilemez mi? Değil mi? Orada kalmıştık. Evet. Şimdi bu diktatörlük ya işte otoriterlik, işte tek adamlık filan bu sözler kullanılabiliyor bu gibi hallerde. Ama diyelim ki kullanılamaz. Başbakan'a diktatör denilemez. Diktatörlük meraklısı denilir mi denilmez mi? O da tartışmalı olabilir. Ama bu tartışma bir yana, ben başbakan'a ne denileceğinden çok ne denilemeyeceğini biliyorum, görüyorum. O da Sayın Başbakanımıza demokrattır denilemez. Neden? Çünkü demokrat insanlar en azından karşısındakini bir kürsüye çıkıp konuştukları zaman sükunetle dinleme yeteneğine sahip olmalıdırlar.
Sayın Başbakan ise işte en son misallerinden biri meydanda, daha birçok misali var. Barolar Birliği Başkanı karşısında konuşurken birdenbire kürsüye doğru çıkıp ona edepsizlik yapıyorsun diye yahut edepsiz diye hakaret ediyor. Böyle demokratlık herhalde olmaz. Yanında Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı elini tutup kendisini sakinleştirmeye çalışıyor. Ona da aldırış etmiyor. Aynı hareketlere devam ediyor. Arkasından kalkıp salondan da çıkıyor. Cumhurbaşkanını falan da hiç dikkate almayıp protokol kurallarını alt üst ederek önden yürüyor, gidiyor. O da onu takip ediyor. Böyle bir skandala sebep veriyor. Bu da demokratça bir tavır değil. Orada bu Barolar Birliği Başkanı'nın sivillere haddini bildiren konuşması karşısında süküm püküm onun, oturması mı demokrat bir davranış vardır. Olurdu? Kürsü kendisine verilmiştir. Orada şey de olabilir, yani uzun konuşmuşluk gibi bilmem yanlışı falan da olduğu söylenebilir. Ama ne olursa olsun bir başbakan bunu yapamaz. Bir, ikincisi o zat kendisine öyle hakaret tamiz bir söz söylemiş değil. Kendi yaptıklarını eleştiriyor. Hatta söylediği söz kendisinin ibret alması gereken bir söz. Dedi ki bu edepsizlik falan laflarına karşı, ben bu sözü söylemeyi kendime de yakıştıramam. Başkası için söylemeyi de hatta kendime yakıştıramam dedi. İşte anlayana diye. Şimdi bu misallerden bir tanesi. Bir başkası bugün daha işte bütün televizyonlardan görüldü. Ana muhalefet lideri orada. Yani demokrasinin iki ana siyasi insanı, lider insanı orada. Hükümet başkanı, iktidarın başındaki zat ve muhalefetin, ana muhalefetin başındaki zat. Kürsüden çıkarken, kürsüde konuşurken ona hitap etti. İşte sen şöylesin, böylesin diye burada söylediği sözler de var. Sen diye hitap ederek bir şeyler söyledi. Sonra o ona cevap verecek. Oturdu Kılıçdaroğlu, onu dinledi. Cevap vermek için kürsüye çıkarken böyle bir şey yapar gibi, yani hiç aldırmaz ona falan gibi bir gösteri halinde salonu terk etti gitti. Karşısındakini dinlemeye bile tahammül etmeyen, protokolde yan yana durdukları adamlardan biri konuşuyor, başka herhangi bir kimse de değil. Ona bile tahammül etmeyen bir kimse demokrat olabilir, olamaz. Bunlar şeylerde, görünüşlerde, daha sonra başka söylediği sözlere bakılırsa, sözlerinin yani neredeyse yarısından fazlası demokrasiyle alakalı olmayan sözler. En azından bazı konuşmalarındaki, eğer oranlara ayrılırsa, konuşmaları bakılırsa, çok büyük bir kısmı demokratlıkla alakası olmayan sözlerdir. Bu Anayasa Mahkemesi demokrasinin unsurlarından biri. Bizim anayasamıza göre de öyledir. Aldığı bir karar için işte gayrimillidir, saygı duymuyorum buna falan. Demokrat bir adam, demokrasiye inanmış bir adam söylemez, söylememelidir. Daha bunun gibi pek çok misal. Kitap bombadan daha tehlikelidir lafını, hem de Avrupa Konseyi gibi bir yerde, orada yaptığı konuşmada söylememelidir. Daha yani çok misal var. Kitap yazılır bunun üzerinde. Onun için şu belli, demokrat değil. Diktatörlük de şudur zaten. Diktatörlük birdenbire bir rejim olarak oturmaz. Diktatör olmaya çalışanlar olur. Diktatör olma merakına kapılanlar olur. Yapamazlar, edemezler belki. Fakat demokrat olmamakta, kendisine demokrat denilemeyen bir kimse olmakta övünülebilir bir vasıf değildir. Evet. Bunu söyleyeceğim. O geçmiş dönemlerde işte Menderes'e şöyle yapıldı, bilmem, burada bir kere daha söyledim. Bugünkü olayları Menderes'in ve Özal'ın gölgesine sığınarak yahut onları bir kalkan gibi kullanarak müdafaa etmenin imkanı yoktur. O dönemin şartları tamamen başkadır. Bu da birçok defa yazılmıştır. Nazlı Ilıcağ'ın da kitabında vardır. Benim kitaplarımda bütün zabıtlar falan, yani kendi komentarlarım falan değil, zabıtlarla kimin ne söylediği, nasıl söylediği bellidir. Bir takım şehir efsanelerine dayanarak
onlar hakkında, o geçmiş dönemler hakkında böyle ulu orta yorumlar yapılamaz. Doğru değildir. Eğer bir tarih tartışması uzun boylu olsa tarihçiler arasında işte buna katılıp biraz bir şeyler öğrenmekte ve o müzakerelere de katılmakta, sorular sormakta falan fayda vardır. Benim söyleyeceğim bu. Tabii ben bunun bir şehir efsanesi olmadığının bir sonucu 27 Mayıs'tır. Menderes'e gençleri kıyma makinalarından geçiriyorlar diyen Halk Partisi'dir. Onun için Halk Partisi bir komisyon falan kuran Halk Askeri Partisi'dir. Askeri yönetimin basın Halk yayın genel müdürüdür. Bir komisyon kurmuştur bu konuda. CHP milletvekillerde yaptığımız komisyonun incelemesinde böyle bir sonuca ulaşmadık. Ama İsmet Paşa'ya sorduk. O açıklamanıza gerek yok demiştir. Tabii ki biz siyasi olaylara, o zaman AK Partisi'nin siyasi hafızamızla falan yoktu. Siyasi hafızamızla zaman, değerlendireceğiz. Yani hepsi yanlış olduğu Menderes'le için hangisini değerlendireceğiz, Özal'la değerlendireceğiz. Ya, meclis feshedilmiş 27 Mayıs'tan sonra AK Partisi'nin milletvekili nerede olacak? Evet. Olsa olsa şeyde olur, daha sonraki zamanlarda olur. Neyse yani bilmiyorum. Ben şunu söyleyeceğim. Tabii ki görelim. İsterseniz ondan işte Özal'ın vesikasını çıkardım. Menderes'i de çıkardım. Şunu söyleyeceğim. Bu çok ciddi olarak bir imaj oluşturma, bir algı oluşturma çabası ve hep seçilmiş, sivil, demokrasiyle gelmiş olanlara karşı bu yapılıyor. Yani şunu söyleyeyim. Diktatöre diktatör diyemeyenler, örneğin gidip 150 bin insanın katil olan bir Esad'la birlikte fotoğraf çekip ona destek olanlar ya da şimdi biraz önce Anadolu Ajansı yine işkenceyle öldürülen Mısır'daki insanların fotoğraflarını yayınladı. Esad'a siyasi olarak destek verenler dönüp geliyor. Esad'a destek veren Suriye ile ilgili gelenler sonra Esad'a diktatör diyemiyor. Esad'ı destekliyor, Erdoğan'a diktatör diyor. Mısır'da darbe oldu. Bakın Mısır'da çok bu hafta içerisinde 37 idam daha onaylandı. Hiç kimse Mısır'daki idamla o medeni batı da ilgili değil. Bu idamlar onaylandı. Bir kısmı müebbete çevrildi. Yani verilen idam kararını söylemiyorum. Onaylananları söylüyorum. 37 idam onaylandı. Bunlar her an infaz edilebilir. Onlara diktatör diyemeyenler Erdoğan'a diktatör diyorlar. O çok ciddi bir algı yönetimi, bir imaj oluşturulmaya ve şeytanlaştırılmaya çalışıyor. Ben seçimle gelen, seçimle giden ve her adımında hesap verebilir olan hiçbir lidere diktatör demem. Diktatör darbeyle gelendir ve hiçbir adımında hesap vermeyendir. Tabii şunu söylemek lazım. Barolar Birliği Başkanı'na başbakanın tavrı demokratlığın gereğidir. Çünkü biz şimdiye kadar her adli yıl açılışlarında Yargıtay Başkanları'nın, Barolar Birliği Başkanları'nın, Anayasa Mahkemelerinde bu yıl gördüğümüz gibi Anayasa Mahkemesi Başkanları'nın siyasetçilere, generallerin siyasetçilere, Barolar Birliği Başkanları'nın siyasetçilere had bildirdiği, o toplantılardan sivil siyasetlerin alı al, moru mor çıktığı dönemleri çok yaşadık. Her adli yıl açılışı zehir zemberek konuşmalara tanık oluyorduk, siyaseti suçluyor. Ama ilk kez birisi çıktı, milletin hukukunu korudu ve dedi ki burası siyasete had bildirme yeri değildir. Bunun söylenmesi lazımdı. Yani sivil olmak, siyasetçi olmak bir yüzünüzü vurduğunuzda öbür tarafı çevirmek değildir. Bunu da belirtmek isterim. Tabii başbakana, bu diktatör olan başbakan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkında kullanarak müracaat etti. Sezgin Tanrıkul'una 5 günde karar veren Anayasa Mahkemesi bizim diktatör olan başbakanın müracaatına bir aydır cevap vermiyor. Diktatörler işte Anayasa yani. Mahkemesi'ne müracaat etmez. Mesela Şahin Alpay bu diktatör olan başbakanın sağlık durumu nedeniyle devam edemeyeceğini rapor alması gerektiğini yazdı. Bu diktatör olan başbakana Yavuz Semerci sandıktan değil %50 oy %80 oyla da çıksa benim için yok hükmündedir dedi. Uzun olarak yazısını okumak istemiyorum. Mümtazer Türkön'e cehennemdeki baş zeban için oy kullanma hakkımız yok dedi. Yine Mümtazer Türkön'e başbakanın Antep konuşmasını nekrofili örneği olarak nitelendi. Nekrofili bir cinsel sapıklıktır, ölü seviciliktir. Onu bu diktatöre söyledi. Sayın Başbakan'dır. Başbakanın bu konuşmasını, başbakanın bu işi yaptığını
söyledi. Yani başbakan bu konuşmasıyla nekrofili örneği sergilemiş dedi. Yılmaz Özdil tükürmesinler diye mezar taşına Toma bekleyecek başında diye yazdı. Yani şunu söylemek istiyorum. Başbakana diktatör diyenler hem her türlü hakareti yapıyor hem de gerçek diktatörlere diktatör diyemeyenler bugün Erdoğan'a geçmişte Özal ve Menderes'e bunları söylüyorlardı. Buradan da devam edebiliriz. Ben sözlerimi burada sonlandırıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tabii oraya geçmeden önce siz tutuyorsunuz nasıl olsa. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi diktatör tam anlamıyla değil ama demokrat hiç değil. Bunun arasında yani bir insan mesela güzel olmayabilir fakat illaki o güzel olmayan insan çirkin demek değildir. Bu nüansları eğer arkamızı çevirirsek gerçekleri görmeyiz. Çünkü zaten diktatör olamaz. Ondan önce çok şükür Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçildi. Anayasa Mahkemesi kuruldu. Kendine göre bir yargı bağımsızlığı elde edilmek üzere sistemler oluşturuldu. Yani hepsini birden topyekün alt üst edemiyor. Çok şükür bize. Şöyle bir şey işte bir adam kızını everecekmiş. Damat bey gelmiş ona met ediyor. İşte şöyle hamarattır, şöyle beceriklidir, şöyle güzel dikiş diker. Ama bir kusuru var, birazcık hamile. O geçen sefer söylediğim tam anlaşılmadı. Yani düşün ki evereceği kız şöyle öyle övüyorsun ama birazcık hamile. Yani bizim başbakanımızın da evet bireysel başvuru hakkını tanıdı. Kürtlerle diyalog kurdu filan. Fakat öte yandan baktığında birazcık hamile bir durumu var. Bu benzetmeyi 12 Eylül'ün yasaklı döneminde, Beşli Konsey'in partileri veto ettiği dönemde Süleyman Demirel kullanmıştı. O günle benim Zincir Bozan kitabımda, Zincir Bozan kitabımda var zaten. Nasıl kıyaslıyorsunuz? Beğendiğim o günkü için, günlerle bugün, aynı 12 Erdoğan'ı. Eylül yönetimi çok şükür yok. Yani belki şey olsaydı, Genelkurmay Başkanı olsaydı yapardı Tayyip Erdoğan darbeyi de onu bilmiyorum. Ama yani şu anda demokrasiye bir darbe yaptığı, yargıya bir darbe yaptığı çok orada da. Darbe yaptı, ne yaptı? Darbe Anayasa Mahkemesi'nin çalışmalarını mı askıya aldı? Şunu mesela, meclisi mi kapattı? Canım çok aşikar, meclisi nasıl kapatabilir? Yani meclisi nasıl kapatabilir? Yolsuzluk, şimdi bakın inanç, ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Müsaade ederse buyurun. Mesela Gezi'de olaylar buyurun, oluyor. Anlatın demokrasiyi. Anlatıyorum işte. Darbe yaptı. Darbe yaptı. Yani işte Gezi olayları oluyor. Ne diyor işte ananas şifre filan yerden yere vurdu. Kapılarını açtı diye divan. Şeyleri yolladı, vergicileri yolladı. Burada medya patronuna da vergicileri yolladı. Böyle cezalandırma yöntemleri var. Çünkü bu kadarına imkanı var. Ondan sonra gitti. Ondan sonra ananas şifre vesaire diyen kişi gitti bugün. Yani gerçek dışı konuştuğu, sindirmek gayesiyle, korkutmak gayesiyle, tehdit gayesiyle böyle konuştu o aşikar. Gitti arabalarına bindi. Şimdi el ele bir vaziyet var. O Türkiye yani, Cumhuriyeti'nin başbakanı o Ford değil. Eğer bakın, Türkiye'de bir vahim, yatırım yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı gider oraya. Buyurun. Tahammül edemiyorsunuz hiç derdim ama, yoktur ama demokrasiye darbeyi bir izah etmenizi bekliyorum. Siz dinlemezseniz sizin bir kulağınızdan giriyor. Bir kulağı, sizin durumunuz zor. Bu mu? Siz işte 12 Eylül'ü yaşadınız siz. Ben şunu anlıyorum. 12 Eylül'de cezaevine girdiniz. Darbenin ne olduğunu. Ya galiba darbecilik, şey darbeciliği kastetmiyor değil mi? Yani demokrasiye darbe, darbe derken, dedi. De onu bir izah etmesi bekliyorum. Şimdi sizin yani durumunuz zor. Çünkü bu tarz medyada yazı yazanlar paralel hareket etmek istiyorlar Sayın Başbakan'la. Ve başbakan, paralelin sözcüsü sizsiniz, bırakın paraleli. Şey değiştirdiği vakit, istikamet değiştirdiği vakit onlar da böyle. Başbakan şimdi, demokrasi yolunda kadar, yürüdüğü sürece aynı yolda şimdi yürür. Şimdi bakın, düne kadar Koç'la işte işbirliği yapıyor, vay bunun arkasında Zello örgütü var diyenler. Ya daha yeni Koç'un adamı denmedi mi bu Linget'in? Bu Gürka, siz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Ford Türkiye'ye yatırım yapma. Ben Koç'la ilişkiye rahatsız olabilirim. Ben rahatsız olurum. Siz niye rahatsız oluyorsunuz? Ben Koç'la ilişkiden şimdi rahatsız. Ben çelişkiyi meydana çıkarıyorum ve sizlerin zor durumda olduğunu. Hiç zor durumda değilim. Şimdi müsaade ederseniz. Şu darbeyi bir anlatın. Gezi olaylarında hadiseyi bir takım sermaye gruplarına yüklediler. İsrail bilmem ne işbirlikçi dediler. Ondan sonra
demek ki doğru konuşmadılar o zaman. Biz zaten bunu söylüyorduk. Ne alakası var? Tabii ki Divan Oteli'nin kapılarını açacak diye. Ben kutladım şahsen. Koç, benim pozisyonumda bir değişikliği yok, evet. Da şimdi siz başbakanın kuyruğunda, kuyruğunda nasıl istikamet değiştireceksiniz? Yarından itibaren ben onu izleyeceğim. Onu söylemek istiyorum. Şimdi bir başka konu buradan bizim tekrar yola çıkarak. Değişmez. Nedir? Biz aynı mücadeleyi veririz. Hesap verir diyorsunuz. Ya bu başbakan hakkında bu kadar ciddi yolsuzluk iddiaları varken fevkalade elle tutulur. Bu başbakan hesap vermediği için, gelen bir başbakan. Hesap vermediği için şey biz bunu eleştiriyoruz. Bırakın hesap vermeyi. Hallaç pamuğu gibi yargıçları vesaireyi attı. Bu da bir tamamen yargıya darbe olarak değerlendiriyor. Sadece ben değil, dış dünyada bunu böyle değerlendiriyor. Şimdi Merkel haber yollamış. Düşün, yani başbakanın tavrından o kadar endişeleniyor ki böyle karıştırıcı, sükunetini muhafaza etmeyen, tahrik edici, kutuplaştırıcı tavrından. Aman sakin davransın, Almanya'ya geldi diye, Almanya'nın içini de karıştırmasın diye. Şimdi bu kutuplaştırıcı tavır da aslında bir düşman belirlemek ve kendisinin üzerinde o sorumluluğu atmak için hani esas itibariyle demokrat olmayanların kullandığı bir yöntemdir. Evet. Buyurunuz. Buyurun. Tabii bugün Merkel'le Sayın Başbakan 45 dakika bir görüşme yaptı. O görüşmede açıklandı ama bu dediğiniz unsur yoktu. Buyurun. Vallahi gazetelerde bu çıktı. Bu buyurun şekilde Kadri haber Bey. Yolladı. Evet. Şimdi tabii seçilmişlere diktatör diyenler, o seçilmişler diktatör müdür değil midir? Bu ayrıca tartışılır ama diktatör dediler diye kendileri darbeci olmazlar otomatikman. Yani darbecilikten yana tavır almış olmazlar. Bu böyle bir ilişki kurulması bence çok yanlış. Yani diktatör diyorsa o zaman diktatör değil denir. Niye diktatör, niye değil o tartışılır. Ve diktatör suçlamasını getiren taraf utandırılır yanlış bir suçlama getirdiği için. Ama direkt darbecisin dediğin zaman o bir bastırma yöntemidir. Ve bence de çok yanlış ve bir fayda da getirmez bize. Şimdi bakın bu son zamanlarda, son 1-2 yıldır bizim siyasi jargonumuza bir ifade yerleşti. Şimdi biz özellikle iktidar cenahından, iktidar medyası, iktidar sözcüleri, işte siz de kullandınız biraz önce bu ifadeyi, eleştiriyi hat bildirme. Birine, yani birini eleştirdiğin zaman ona haddini bildirmek gibi yorumlamak, onu öyle tasnif etmek. Yahut da mesela işte ayar vermek gibi bir ifade kullanılıyor. Mesela geçenlerde bir televizyon geçmişte programında... Geçmişte öyle olmuyor muydu? Askerler yok, bakın, siyasetçilere ayar vermiyorlar mıydı? Veriyorlardı tabii. Balans yani ayarı yaptık. Bir geliyordu başbakanlığı. Erol Özkasnak gelip orada... Ama benim sözümü diyelim. Kesmeyin. Evet. Ben de şimdi... O Uğur Kurt'un hayatını kaybettiği yönünde çok acı bir haber aldık. Başsağlığı diliyor. Teyit ediliyor galiba. Bir süredir Twitter'da da vardı ama sanıyorum artık teyit de edildi. Maalesef çok acı bir haber. Yani umarım daha vahim olaylara ve gelişmelere neden olmaz ve her taraf, herkes iki tarafta iktidar içinde hareket eder. İki taraf derken... Tabii hükümeti, güvenlik kuvvetlerini ve sokağı kastediyorum. Şimdi bakın, ya bu bir defa bir otoriter bir tavırdır. Yani eleştiriyi hat bildirmek olarak algılamak ve bunu öyle yansıtmak, geri yansıtmak. Ondan sonra ayar vermek. İnsanlar üzerinde ayar düğmesi falan yok. Kimse kimseye ayar vermez ama en fazla eleştirirsiniz. Şimdi... Şunu kullandınız. Demokrasiye bile balans şunu ayarı kullandınız. Yapılmadı. O eskide kaldı. Onlar, o eskide kaldı. Şimdi bakın vardı. Bugünü konuşalım. Bugünü. O balans ayarı falan yapanların hepsi, bunu gördü. Hepsi tasfiye edildi. Bunu gördü, şimdi, tamam yaşadı. Mı? Onlar bir ya onları hepimiz yaşadık. Değil. Tamam. Şimdi biz bugünü konuşuyoruz. Şimdi bakın. Dediniz ki Barolar Birliği Başkanı sivillere haddini bildiren konuşma yaptı. Şimdi ya Barolar Birliği Başkanı da sivil. Hem de yani ve seçimle iş başına gelmiş. Bir avukat, neticede avukatların seçtiği bir sivil. Burada kimse kimseye haddini bildirmiyor. Böyle bir şey yok. Bunu yanlış aksettirmeyin. Başbakan da yapıyor bunu. Edepsizlik yaptın, hakaret ettin diyor. Yani Barolar Birliği Başkanı'nın Van'da bir tuğlası olmadığı ülkede, halde Van konusunda bir hükümeti uyarmak vazifesi mi Danıştay'ın genel kurulunda?
Barolar Birliği Başkanı Van konusunda maksadını aşmış olabilir. Ben onu üstlenmiyorum. Uyarabilir mi? Uyarabilir yani de. Bu birinci bu kadar edepsiz midir bunu yani, söyleyen insan? Şimdi çünkü ben de Van konusunda ben de aradım Van'daki gazeteci dostlarımı, Doğan Haber Ajansı'nı ve sordum. Van'daki durum bir şeye dönüşmüş durumda. O 44 ailenin kaldığı konteyner. Vaktimi de böyle harcamak istemiyorum ama sordunuz. Her gelen siyasetçiyi oraya götürüyorlar. O yani orası bir siyasi ziyaretlerin mecburi istikameti bir adresi haline gelmiş durumda. Oradaki durumu da yansıttı. Yani o neyse şimdi seçilmiş olanların diktatörleşmesi, seçilmiş diktatörler bunlar var. Bunlar tarihte de var. Yani seçilmiş olan herkes diktatörleşmez veya diktatörleşme eğilimine girmez diye bir kaydı yok siyaset biliminde, böyle bir şey yok. Seçilmiş diktatörler vardır. Ama bizim başbakanımızın bu sıfata müstahak olmak için daha kat etmesi gereken bir yol var. Yani bir seçilmiş diktatör demek bence başbakana haksızlık. Ama şu tartışılır. İroni yapmaya çalışıyorsunuz ama çok yanlış bir yerden. Yapmıyorum, müstahak ironi yapmıyorum. Olmak. Deyimini başbakan diktatörlüğe müstahak olmak deyimini kullanmayacak mıyız? Çok yanlış yerden kullanacağız. Şimdi bakın bu sıfata evet müstahak olmak için daha çok çalışması, yol kat etmesi lazım. Ama otoriter eğilimler içinde, çok net otoriter eğilimler içinde, hatta düzenin otoriterleşmesi konusunda da, yani rejimin bir otoriter rejim haline gelmesi konusunda, bunun anayasal altyapısını, bunun kanuni altyapısında oluşturmak yönünde de çok önemli adımlar attı. Siz usluptan örnek verdiniz. Uslup ve siyasi davranıştan bağlıyorum. Yasalardan örnek vermek de gerekir. İşte çıkan bütün yasalar, bazılarını Anayasa Mahkemesi Allah'tan iptal etti. Ama hayalinde işte bir otoriter başkanlık rejimi var. Bu yönde bir anayasa demokrasiye değişikliği demokrasiye aykırı var. Mıdır başkanlık rejimi? Otoriter ama. Otoriter bir başkanlık. Olur mu? Tabii Recep Tayyip Erdoğan ifade edince otoriter. Efendim, Amerika derdim, uygulayınca demokrat. Yani sizinle tabii konuşmak için ben gerçekten olağanüstü çaba sarf ediyorum. Çünkü bakın partisinin vermiş olduğu teklif o anayasa görüşmeleri sürerken basbayağı hangi siyaset bilimcinin önüne koyarsanız koyun. Ciddi manada otoriter bir başkanlık rejimi. Merkez karşı çıktı. Merkez karşı çıktı yani. Şimdi hesap tamam bağlıyorum. Evet. Araya girmeseydiniz daha çabuk bitirdi. Buyurun. Hesap verebilirlikten söz ettiniz başbakan için. Başbakan hiçbir şeyin hesabını vermemek eğiliminde ve vermemek için de her şeyi yapıyor. Yani yolsuzluk operasyonu. Peki diyor sandığa millete hesap veriyor her defasında. Esas şu Soma örneği var. Başka pek çok örnek var. Adamı hala iş başında tutuyor. Toparlayalım. Yani 10 yıllık madenciyi tekmelemiş üstelik. Yusuf Yerken, evet. Onu da tekmelediği protestocu değil, madenci. Madenciymiş. Evet. Madenci protestocu olduğu neyse artık ortaya çıktı. Neyse burada süremi daha fazla aşmayayım. Evet. Buyurun Altaner. Şimdi ben Sayın Başbakan'a demokrat demenin ne kadar güç olduğunu, hatta imkansız olduğunu anlatmaya çalıştım. Bazı hadiseleri örnek vererek Kadri Bey de verdi. Daha pek çok hadise var. Yani onları yeniden saymaktan önce, yani saymaya gerek olduğuna da kani değilim. Ama bu vatandaşımızın ölümü için bir iki şey söylemek istiyorum. Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Hiç alakası olmadan, yani alakası olsa ne olacak? Herhangi bir vatandaşın ölmesi zaten başlı başına bir acı. Ama oraya gelmiş, şu ana kadar yani bilmiyorduk bu, değil mi? Haber yeni geldi galiba. Evet, vefat etti. Vefat etmiş. Ayrıca yaralılar var, olaylar devam ediyor. 5 yaralı var, 4'ü polis, biri bir galiba gösterici ya da bilemiyorum, evet, gözlerinden yaralandığına dair haberler var. Şimdi bunlar çok ciddi haberler ve olaylar. Yani ülkemizin ne durumda olduğunu gösteriyor. Bir ufak kıvılcımın arkasından çok daha ciddi hadiselerin gelebileceğini gösteriyor. Bu gerginliğin ortadan kaldırılması lazım. Mesele bu.
demokrat olmayanların yahut olamayanların yahut şimdiye kadar bunu başaramayanların biraz demokrat olmaya çalışmaları lazım. Yani burada hadisenin başlangıcında, bugünkü hadisenin başlangıcında Berkin Elvan'ın anılması vardı değil mi Nazlı Hanım? Evet, bir de Soma'yla. Haftada bir yapıyorlardı, bir de Soma'yla da birleştirdiler. Evet, birleştirdiler. Yani bir anmak için gençler bir araya gelmişler. Bunlar şey mi yaptılar, yani kanunlara aykırı bir hareket, zarar ziyan etrafa mı yaptılar? Ama bunun ne şekilde olduğu da bilinmediği için tam söyleyemiyoruz. Bu arada silahlar patlıyor. Nereden patladığı belli değil, polisin attığı rivayetleri var. Fakat herhalde tahkik edilecek falan. Bu böyle oradan silah, buradan molotof falan diye devam ederse, yani Türkiye hakikaten rahat edemez bir hale gelir. Yani bu siyasi partilerin de kendi aralarında ben evvelki gün ümitlenmiştim. Bütün hep birlikte araştırma komisyonunun kurulması için konuştular. Mecliste görüşmeler cereyan etti. Bunların devam ettirilmesi lazım. Ve yani bu başta da tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar partisi olarak bunun çaresini hep birlikte düşünmesi lazım. Yani mesele orada da demokrasinin pek gerektiği gibi işlemediğini gösteriyor. Çünkü parti içi demokrasiler de önemlidir. Bu temennileri söylemek istiyorum bu şey üzerine, bu son haber üzerine. Evet, ekleyeceğiniz var mı? Hayır. Cumhurbaşkanlığı turuna geçeceğiz. Ben de bazı şeyler ekleyeceğim. O da şu, resmi kaynaklar tarafından ölüm olayı doğrulanmadı. Yine eğer bir umut varsa... Doğrulanmadı mı? Evet, Vali Bey evet şu anda açıkladı. Vali doğruladı. Rahmet diliyorum. Bir insanın ölümü, kainatın ölümüdür. O açıdan gerçekten çok zor bir durum. İnşallah bu olay... Yani hayatta mı? Hayır, hayır, vali hayır. Açıkladı. Açıkladı. Doğruladı. Onu doğruladı. Ben tabii bu ölüm hadisesinin getirdiği bu kadar ağırlık içerisinde konuşmanın güçlüğü içerisindeyim. Zaten geçen hafta Soma'da yaşadıklarımız üzerine bunun gelmesi gerçekten güç bir durum. Tabii burada Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşacağız ama ona geçmeden önce bugün Sayın Nazlı Ilıcak'ın da bu köşesinde savunmaya çalıştığı Zaman Gazetesi'nden Ali Ünal'ın yazısıyla ilgili iki noktaya değinmek istiyorum. Oradan birisi bir Mehmet Kutlar, Yeni Asya Gazetesi'nin sahibi Mehmet Kutlar'la ilgili bir bağlantı kurulmaya çalışılmış. Ama Mehmet Kutlar o zaman içeri atıldığında onun haberini vermeyen ve o konuda rahatsızlık duyan bir yayın grubuydu 28 Şubat sürecinde Zaman Gazetesi. Onu bir kayda geçirmek istiyorum. İkincisi benim asıl üzerinde durduğum nokta bu ölüm hadisesinin üzerinden bir polemik açmak değil, bir itikadi bir sorun ortaya çıkıyor. Zannediyorum Ali Ünal da bu konuyu diyanetçilerle tartışacaktır. Ama yazısında bir ayetten yararlanarak, şimdi ayetin aslında okuyacağım, zulmedenlere destek olmayın yoksa size ateş dokunur diye bir göndermede bulunmuştu Soma olayları üzerine başbakanla ilgili olarak. Tabii bu zulmedenlere destek olmayın hükmünü maalesef ki Mavi Marmara'da İsrail'in katlettiği, Açık Denizler'de katlettiği 9 vatandaşımıza destek verirken maalesef düşünmediler. Ama Soma hadisesinden sonra bir ayet üzerinden, ayet-i kerime üzerinden hükümete bir göndermede bulunuyorlar. Bu ayette Hud suresinin 113. ayeti. Ama ondan önce bir şey daha var. Orada deniliyor ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol diye bir hüküm var. O nedenle onu da hatırlatmak istiyorum. Ama itikat konusundaki asıl rahatsızlığım şu. İki nokta var. Birisi kendisini savunmak için bir yazı yazmış. O kendisini savunmak için yazdığı yazı da diyor ki bu yazdıklarım doğru değilse o zaman haşa Kur'an doğru söylemiyor demektir. Bu kafa yapısı
ciddi olarak tahkik edilmesi gerekir. İnsanlar, dindarlar Kur'an-ı Kerim'den ya da diğer din mensupları kendi kutsal kitaplarından referans yapabilir. Bunu yorumlamaya çalışabilir. Elbette ki bu bir ehliyet gerektirir ama bunu yapsa dahi bir yanlışlık kendisinde olabilir. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için ben yanlış yaptıysam bu yanlışlık Kur'an'dan denildiğinde bu imanın esaslarına girer. Zannediyorum bu konuya Erdoğan düşmanlığı yüzünden yeterince özen göstermedi. Çünkü aynı şey geçmişte 95 yılında merhum Savaş Ay'a verdiği röportajda Hoca Efendi de yapmıştı. Cebrail Aleyhisselam gelse bana şu partiye oy verse vermem diye. Cebrail Aleyhisselam peygamberlere gelir. Yani bu tür itikat konularına çok dikkatli olmak gerektiğini söylemek istiyorum. Bu kadar ağır şeyden sonra isterseniz eğer vakit kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bölüme ikinci turda gireceğim. Buyurun Aslan. Bu tabii itikadi konulara ben giremem. Fakat bu olay aynı Mehmet Kutlular meselesinde yaşanmıştı. Gölcük depreminden sonra bu 28 Şubat'ın temeli Gölcük'te atıldı diye Kutlular ilahi ikaz tabirini kullanmış. Yargılanmıştı bundan dolayı ve o sırada da bir kitapçık dağıtmışlardı bir... Üçer dakika. Evet ve şöyle Said-i Nursi'nin sözleri vardı bu kitapçıkta. Orada da insanlar kulluk şuurundan uzaklaşıp gaflet ve delalete saptıklarında dine ve dindarlara yönelik zulümler şiddetlendiğinde, idareciler zulmederken çoğunluk buna sessiz kaldığında ilahi ilkas sillesi gelir. Şimdi bunun ben Kutluları... Dini açıdan değil, tamamen düşünce özgürlüğü açısından savunmuştum. Burada aynı şeyin bir tekrarı gibi aslında zaman yazarı Ali Ünal. Yani ben yani şahsen böyle bir yazı hiçbir zaman zaten yazmam, böyle düşünmem de bu şekilde. Ama inanç sahibi insanların zaman zaman böyle yorumlar getirdiğini gördüm. Yani kuvvetli inanç sahibi insanların böyle yorum. O bakımdan ben o benzetmeyi yaptım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı konusuna da ben kısaca temas etmek istiyorum. Adil Gür'le konuştum, AG araştırmanın sahibi. Onu biraz paylaşalım. Ben dedim ki Tayyip Erdoğan aday olur mu olmaz mı? Mutlaka olacak diye tahmin etti. Çünkü böyle bir fırsat var ve AK Parti istediğini Cumhurbaşkanı seçebilecek. O öyle görüyor. Dolayısıyla mutlaka Tayyip Erdoğan bu imkanı değerlendirir. Birinci turda seçilebilir mi diye sordum. Dedi ki eğer muhalefet partileri daha az katılım gösterirse, yani yerel seçimlerde 90'ların üzerinde bir katılım vardı, burada 80'lere düşerse katılım, o zaman kazanabilir birinci turda. Yani aldığı %43, %45 oy katılım azlığı yüzünden %50'ye çıkabilir. Muhalefet de nasıl olsa Tayyip Erdoğan kazanacak havası basıldığı için bazı muhalif oy kullanacaklar, katılmayabilir. Buna dikkat çekti. Bir çatı adayı çıkarabilir mi CHP ile MHP bir arada? Ona ihtimal vermediğini söyledi. Ben de yani gelişmelerden onu görüyorum. Böyle bir çatı adayı şu anda çıkmayacak gibi ama hani ani bir sürprizle biliyorsun Faruk Gürler'e karşı CHP ile hani Ecevit ile Süleyman Demirel o zaman birleşmişti ve bu yani böyle bir davranış olabilirse ve demokrasi kurtulmuştu o zaman. Çok önemliydi o Faruk Gürler'in seçilmemesi. Hani bu şekilde bir tavır ben tabii eşitlemiyorum, yanlış anlamayın. Yani Tayyip Erdoğan bir Faruk Gürler de demiyorum ama böyle bir işbirliği yaparlarsa adayın bazı ilkeler çevresinde bitiriyorum. O zaman doğrusu belki muhalefete de bir umut gelmiş olabilir ama ayrı ayrı adaylar çıkarsa ben birkaç şey de söyleyeceğim. Mesela aklıma gelen bir iki isim daha söylemek istiyorum. Mesela bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Işıl Karakaş var. Veyahut işte eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk var. Yani böyle bir takım hukukçular çerçevesinde belki birleşme yapılabilir. Anayasa Mahkemesi Başkanı veya Meral Akşener bilmiyorum. Yani benim böyle adaylarım var doğrusu. Kadri Bey buyurun. 3 dakika. Evet şimdi bakın demin siz bazı isimler okudunuz, yazarlardan örnekler verdiniz ve şunu demeye getirdiniz. Yine Başbakan'ın
dediği gibi işte bu kadar gazete çıkmazdı. Bakın bunlar bana yani daha defaatle demiştir. Bazı yazarlar bana neler diyorlar. Yani bunu da işte diktatör olmadığı savunusunun bir delili olarak, karinesi olarak da kullanıyor tabii. Şimdi bakın siz bu örnekleri sıraladınız. Bunları yazabiliyorlar Türkiye'de. Bunlar yazabildiğine göre. Yazabiliyorlar demedim. Bunları yazdılar. Yazdılar. Dedim. Yazabiliyorlar da anlamına gelir. Yazdılar pek. Yani lütfettiği için başbakan yazdılar anlamında söylemedim. Değil, bunları yazdılar. Yazmalarının imkanı olduğu anlamına da gelir o. Neyse. Şimdi onun yanında da tabii cemaate yakın yayın organlarının yazarları zaten o kesime karşı başbakanın duyguları ve düşünceleri malum bir total çözüm, bir nihai çözüm peşinde olduğunu ve de inlerine girileceğini defaatle zaten söylüyor. Bunun için de herhalde uygun bir zamanı kolluyordur ama bunu sürekli söylüyor. Şu aşamada tabii cemaatin şirketlerine karşı ne tür yaptırımlar, ne tür cezai önlemler alınıyor onu tam olarak bilme durumunda değilim. Şimdi ben de buna mukabil bugüne kadar susturulan, işlerinden uzaklaştırılan, patronlarına baskı uygulanarak kapı önüne konan çok sayıda muhalif gazeteci, muhalif köşe yazarı, yayın yönetmeni hatta bunların da isimlerini verebilirim. Yani çok sayıda var. Yani ben de yüzlerce, onlardan biriyim. Siz de onlardan birisiniz. Yani böyle çok sayıda örnek var. Dolayısıyla ya bunları böyle terazinin bir kefesine koyduğunuz zaman maalesef ağırlaşan kefe tasfiye edilen, bu ifadeyi kullanmayı çok seviyorlar. Yeni medya düzeni adına tasfiye edilen gazeteciler, susturulan gazetecilerin kefesi daha ağır basıyor. Şu an konuşmakta ve yazmakta olan muhalif veyahut eleştirel seslerden çok daha ağır bir aslında susturulmuş gazeteciler küfesi var. Son yarım dakikamı da şeyle kullanmak istiyorum. Şu an Türkiye'de en çok herkesin ihtiyaç duyduğu bir şey hukuk. Hukuka ihtiyacımız var. Dolayısıyla hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletine ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben ideal cumhurbaşkanının halk tarafından seçilecek ideal cumhurbaşkanının bir saygın bir hukukçu olması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada da tanınan ve saygı gören bir hukukçu Türkiye açısından çok büyük mana taşıyacaktır. Muhalefet çok geç kalmıştır. Çatı adayı çıkarmamakta CHP'nin hesabı şu olabilir. Biz nasıl daha çok oy alacağız ve ikinci tura kalacağız eğer Cumhurbaşkanı birinci turda seçilmezse? Bizim adayımız nasılsa ikinci tura kalır ve zaten otomatikman bizim adayımız çatı adayı olur denir ama Kürt oyları da vardır ikinci turda. Dolayısıyla bu hesaplar tutmayabilir. Evet. Evet Altan abi, sizin de isminiz geçiyor, onu da sormak isterim. Doğrusu bu stüdyodan bir cumhurbaşkanı adayı çıkması bizim için de onurdur. Yani şöyle, bir ara konuşuldu burada da, ben kendi tutumumu şey yaptım, belirttim, daha önce olmuştu. Yani ben partilerin kendi aralarında da konuşarak öyle adaylar çıkarmalarını istiyorum ki aktif kadroları içinde, bugün birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif kadroları içinde çok değerli arkadaşlar var. Şeyde de var, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de var. Mesela bugün gene gazetelerde yayınlanan isimler var ki daha önce de yayınlanmışlardı. Yılmaz Büyükerşen mesela. Dört defa seçilmiş bir insan. Rıza Türmen var. O dediğin hukukçu örneklerinden, Avrupa'da da şey yapmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun süre yargıçlık yapmış, büyükelçilik yapmış bir insan. Deniz Baykal var tabii. Eski tecrübeleri de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde ortaya şimdiye kadar çıkan isimler arasında hakikaten bu görevi yapabilecek olanlar, aktif kadrolar içinde bulunanlar var. Zaten bir arama döneminde Cumhuriyet Halk Partisi. Bu gecikmesinin de bir sakıncası bence yok. Çünkü daha
iktidar partisinin adayı resmen ortaya çıkmadı. Ve böyle hatta biraz böyle demokratik usuller uyguluyorlar. Yani şeyde hem meclis grubunda hem diğer organlarda isim yazılmak suretiyle bir eğilim yoklaması yapıyorlar. Ayrıca partiler arası görüşmeler yapılması da söz konusu. Bütün bunlar açısından... Asıl eğilim yoklamasının halk nezdinde yapılması gerekmez mi? İdeali o tabii ama bu şeyler çoktan kalktı ortadan. İşte eğer demokratik olmak veya otoriter olmak mukayesesi yapılırsa bu da bunun örneklerinden bir tanesi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi arasında hiç böyle çok aday, birkaç aday falan filan işitiliyor mu? Tayyip Bey'den başka. Bir böyle bir karar alınmış mı? Yahut oylama falan yapılmış mı? Yok. Öyle yani tahtında müstetir denildi evvelden. Yani evet. Hiç konuşulmamış bir şekilde. Artık herkes kabul etmiş bir şekilde belli ki Tayyip Bey aday olacak. Yani otoriter yapı konuşuyorduk ya işte onun bir örneği hem de çok çarpıcı bir örneği burada var. Öteki tarafta bir arayış var hiç olmazsa. Hangisi daha otoriter ve hangisi daha demokratik denilirse herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi'ninki daha demokratik değil. Ötekilerde bir demokrasi arayışı var. Demokratik davranış arayışı var ve birbirleriyle de konuşacaklar. Hem parti içinde konuşuyorlar, grup toplanıyor, parti grubu toplanıyor, daha başka temaslar yapıyorlar. Açıdan bu konuda daha vakit olduğu kanısındayım. En azından bu ayın sonuna kadar bu böyle devam edecek. Evet, ben de birkaç cümle söylemek istiyorum. Sayın Büyükerşen'in biraz önce bir açıklaması düştü. Benim hiçbir talebim yok, olmadı da diyor. Ama hem milletvekillerinin hem parti organlarında yapılan kanaat yoklamasında birinci sırada çıktığı için de ayrıca teşekkür ediyor. Tabii ben gördüğüm şu, güçlü bir cumhurbaşkanı olması, yani güçlü bir hukukçudan cumhurbaşkanı örneğin Türkiye geçmişte yaşadı. Ahmet Necdet Sezer döneminde Anayasa Mahkemesi üyelerine üyeliğini atayacak kişilere dahi karısının başı örtülü mü, başı açık mı diye kapıcılara sordu. Ve Türkiye'nin en büyük ekonomik ve siyasi krizini 2001 MGK toplantısında yaşattı. O nedenle ben güçlü bir Türkiye'ye yakışan güçlü bir destekle %50 artı 51, 52, 53 ile çıkacak güçlü bir cumhurbaşkanı olmasını arzu ediyorum. Yürüyen mücadelede eski Türkiye ile, hayır değil yani milletin güçlü desteğiyle çıkan bir cumhurbaşkanı olsun. Onu arzu ediyorum. İkincisi bu arayışlarda, çatı arayışlarında eski Türkiye'de yeni Türkiye'yi, yani eski Türkiye'yi inşa etmek isteyen muhalefetle yeni Türkiye'yi temsil eden iktidarın mücadelesi olarak görüyorum. Sandığa gidilince de halkımız bu tercihi yapacak. Biraz da bu çatı Demirel'e ve Ahmet Necdet Sezer'e de uzanarak bir farklı bir çatı oluşturdu. Bir 28 Şubat çatısının sinyallerini veriyor. O nedenle bu sandıkta eski Türkiye ile yeni Türkiye oylanacak diye düşünüyorum ama yani yeni Türkiye'yi Tayyip Bey mi temsil ediyor? Yeni bir reklamlara gidiyoruz. Olmayan bir çatıdan reklamlara gidiyoruz. Türkiye. Reklamlardan sonra tekrar otoriter birlikte bir olacağız. Türkiye. Şimdi otoriter reklamlar. Programı açarken Uğur Kurt'a Allah'tan şifa dilemiştik ama programımızın devam ettiği süre içerisinde üzücü haber geldi. Şimdi Allah'tan rahmet diliyoruz. Başka can kayıpları olmaması için de sağduyu çağrısı yapıyoruz. Ölüm karşısında ne söylenebilir ki? Başın sağ olsun Türkiye. İyi geceler.